Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de 75 bin liranın sahibine kavuşacağı final günü başlıyor. Bugün masalara kendi çayını getirerek Karadeniz fırtınası estiren Rizeli yarışmacımız Muhammed Ali ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ve haftanın en çok konuşulan yarışmacısı Muhammed Ali. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Gürbüz? Bomba gibiyim. Hanımefendi eşin galiba. Eşimle evet. Geldim. Hayat arkadaşım. Yarım. Ben bir yarım elmaydım. Tam elma olduk eşim sayesinde. Allah onlara razı olsun. 20 senedir kahrımı çekiyor. İsminiz? Fatma. Eşinin burada neler yaptığını biliyor musun? Yok. Vallahi çayı elinden bırakmadı. Evde de her gün en az 10 bardak çay içiyor mu? İçer. İçer. Yemek yemez, tencere yemeği pek yemez ama kahvaltıyı çaysız içmez. Normalde de çaydır. Çay benim için bir yaşam tarzı, bir felsefedir. Çay sadece bir içecek değildir. Eşim her yerde çay içer, her zaman çay içer. Yemeklerin yanında, sabah, akşam, günde 5 öğün çay içer. Sen şimdi sadece çay işi mi yapıyorsun yoksa başka işin de var mı? Yok, ben Rize'de çay işi yapıyorum ama İstanbul'da yaşıyorum. Hayatımın yarısı İstanbul'da geçiyor. Fotoğrafçılık yapıyorum. Stüdyolarımız var. Stüdyo fotoğrafçısıyım aslında. Bu gelin damat falan onları biraz bıraktık. Pandemiden sonra bırakmak zorunda kaldık. Malum bugün final. Aynı zamanda senin günün. Bugün benim günüm. Bugün benim masama ben karışacağım. O hakimiyet bende. Ben çay, belki de yemek de vermeyeceğim. Belki de hepsinin önüne kaseyle çay vereceğim. Çorba niyetine çay da verebilirim belki. Çünkü bugün benim günüm. Madem benim günümde benim masama ben karışacağım. Böyle gidiyorsa bu sistem. Bakalım neler olacak. Bugün de kendi çayını ve demliğini getirdin mi? Tabii kendi çayımdan demliğimden geldim. Baktım ki burada sette falan şey o elektrikli ocaklar var. Demlikteki çayın tadını vermiyor. Rize'den çay getirdin mi peki? Rize'den çay mı getirdim? Hatta getirdiğim çay ciddi söylüyorum bunu. Kendi topladığımız yaş çayı verdiğimiz fabrikadan onun karşılığında kuru çay alıyoruz. Kendi çayımızı aslında içeceğiz. Vallahi bugün bütün oklar senin üstünde. Maalesef bütün oklar benim üstümde. Ama ben en başta ilk günden de demiştim ya ben kazanacağım bu yarışmayı. Şimdi kazandım diyorum. Sadece bir çekincem, bir korkum var. Yöresel yemek yapacağım. Bunların misafirlerimin ağız tadına hitap edecek mi onu bilmiyorum. Ama en azından Zühal Hanım'ın ve izleyenlerin, en azından benim yöremin insanların o yemekleri çok güzel yaptığımı öğreneceklerini düşünüyorum. Hani dünya yemekleri yapacaktın, şimdi yöresele mi döndük? Dünya benim, dünyam Rize. Rize'de dünyada zaten. Ben yalan söylemedim. Yalan söylemeyi hiç sevmem ben. Dünya yemekleri ve benim memleketim, dünyam Rize. Vallahi çok güzel kıvırdın. Öyle ama kıvırmadım. İddialı mısın? Ben bugün o kadar güzel yemekler yapacağım ki haftanın şampiyonu ben olacağım. Bu haftanın şampiyonu zaten Rize'den. Bu haftanın şampiyonu benim Allah'ın izniyle. Haftanın şampiyonu Muhammed Ali, gönüllerin şampiyonu Rize çayı. Hey, bravo Muhammed Ali. Teşekkür ederim Gürbüz. Hadi bana menünü say lütfen. Şimdi birincisi şundan başlayayım, çorbadan başlayayım. Şimdi Karadenizlilerde bir aykırılık vardır. Ben de tipik Karadenizliyim. Şimdi çorbayla başlamıyorum. Aslında uzmanlar zaten diyor ki çorbayı yemekten önce içmek sağlığa zararlıdır. Sindirim sistemi açısından. Ben de ne yaptım? Sonunda da çorba versem bu çok ters olacak. Muhlamayla başlayayım dedim. Peki muhlamadan sonra ne var? Muhlamadan sonra fasulye turşusu kavurması var. Çok severim. Yanında da mısır ekmeği var. Oy oy oy. Biz onu aslında bizim orada onu mısır ekmeğini çukur tabağa konulur turşu. Mısır ekmeği de turşu kavurması ona tavali deriz biz. Onun üzerine mısır ekmeği doğranır aslında kaşıkla yenir. Ama tabii burada öyle bir şey yapamayacağız. Yanında böyle bir pasta gibi falan sunacağım mısır ekmeği. Kendin yapacaksın değil mi? Kendim yapacağım. Mısır ekmeğinin unu da özel Rize'den getirttik. Süpersin. Ve geldik ana yemeğe. Ana yemeğimiz balıkların şahı, balıkların babası hamsili pilav. Bravo. Hamsi, biliyorsunuz hamsi bir balık değildir aslında. Hamsi ayrı bir kategoridir, balıklar ayrı bir kategoridir. Hamsili pilavın yanında ne var? Hamsili pilavın yanında bir çoban salatası var. Onu çok basit bulacaklar biliyorum ama benim menüm doğal bir menü çünkü. Ve tatlı? Tatlı da bizim Rize'mizin, aslında Trabzon yöresinde de vardır. Yani sadece Rize demeyeyim ama Rize özellikle daha çok. Meşhur, kokulu üzümünden yapılmış pepe çura. Bravo! Rize'nin kokulu üzümünden yapılmış şıradan yapılan mısır unuyla, şekerle, muhallebi kıvamında yapılan bir tatlıdır.
Olmazsa olmazı Rize'nin kokulu üzümü olması lazım. Vallahi menünü beğendim. Bakalım yarışmacılar da beğenip seni birinci yapacak mı? Vallahi birinciliği bana vermezlerse hakikaten burada numara yapılıyor demektir. Oyun yapılıyor demektir. Çünkü ben bir aksilik olursa çıkarıyorum tabii. Bir aksilik olmazsa benim yemeklerim bu şu ana kadarki 4 günkü menülere göre en iyisi olacak. O zaman markete gidelim mi? Markete gidelim. Hazır mısın? Hazırım. O zaman eşinle vedalaş bakalım. Bana dua et. Hadi. Ben markete gidiyorum. Heyecan yapma. Hani yok heyecan bende olmaz biliyorsun ya. Ben rahatım. Sen de burada eşyaları falan topla. Ben bir koşu gidip geleyim markete. Tamam, alışverişim yok. Koş Muhammed Ali koş. Ve markete hızlı bir giriş yaptık. Evet. Önce ne yapıyoruz Muhammed Ali? Önce listemi çıkaracağım. Ne alacaksın? Manavdan domates alıyorum. Salatalık, soğan, dereotu falan. Şimdi domates ileride. Domates bak şurada da var. Biraz daha böyle hani kokusu çıksın diye o salkımdan alacağım. Salatalığımı salkım alayım. Salkım burada büyürüm beyefendi. İşte Ahmet abi yardımına yetişti. Buyurun Ahmet Bey. Merhaba hoş geldiniz. Salkım dediniz. Ya şey alacağız. Salataya koyacağım ama biraz kokusu çıksın istiyorum. Ya bu o benim hoşuma gidiyor. Salata yapacağım. Çoban salata. Bu arada Sultan da çoban salata yapmıştı. Bakalım hangisi dayı? Sultan Hanım mı güzel yapacak yoksa sen mi? Ya Sultan Hanım aslında salatasını çok sadece salatasını yedim. Salatası çok kötü değildi aslında. Çok çamlatmıyor salatasını ama. Hayırdır ne oldu? Yapamadı mı? Ne yaptı? Neyi? Sultan Hanım mı? Salatası çok kötü değildi ya açıkçası. Yemeği nasıldı? Yemekleri kötüydü ya. Öyle yemek mi? Ya Sultan Hanım, siz Sultan Hanım'ı görmüşsünüzdür muhtemelen. Size de alışverişe geldi. Aynı gördük. Ya Sultan Hanım, gayet, Sultan Hanım nasıl biriydi? Kibar, nazik, sosyetik biri değil mi? Yaptığı yemekleri biliyor musunuz? Ben hemşerim onun için. Yaptı, ama sosyetik değil mi böyle? Avrupa'yı yemekleri bekliyordum abi. Geldi bize. Bildiğin Anadolu'nun bağrından yemekleri yaptı. Ne yaptı ki? Başım gözüm üstüne ama. Ne ya yaptı? Kendini niye öyle gösteriyorsun o zaman? Ne yemek yaptı? Ne yaptı? Kuzu incik yaptı. Anadolu çorbası yaptı. Efendim, güzel değil miydi? Çoban, ya tatları güzel değildi. Tuzunu falan ayarlayamamıştı üzdün da. Üzdün mü yoksa Sultan Hanım? Sultan Hanım ben üzmem. Benim hemşerim üzme bak. Sen seyredince ben buradan gitmiş olacağım ya. Sultan Hanım ben hiç üzmedim abi. O beni çok üzdü. Niye? Ne yaptı ki? Abi çaya taktı kafayı ya. Ben çayı çok çay içen biriyim. Abi şu... Ben de içiyorum. Evet. Her sofrada... Yeter herhalde. Her sofrada 3-4 bardak çay içtim. Evet. Önceki yarışmacıların masalarında. Evet. Ondan sonra... Sultan Hanım tutturdu ben sana içtirmem. Ya dedim ki bu çayın sana ne zararı var? Bana de ki bu çayın ben şu nedenlerden çay içmeni istemiyorum. Bana bunu söyle içmeyeyim. Yok dedi benim masamda içemezsin ben öyleyim ben böyleyim. Sert ben çıkış orada... mı yaptı sana? Sert çıkış ben yaptı. Sorarım güzelli hemşerim sen dur gel. bir hanımefendi olmasaydı karşımdaki farklı tepkiler gösterecektim ama. Sultan Hanım'a kıyım mı? Yani o prenses... İsmi prenses Sultan. Değil abi. Ya abi ben de Iğdırlıyım. Hemşerim aramızda bir saat hikaye var. Hikaye ama onlar hani o sosyetik güç Sultan Hanım yok aslında. Deyince şey numara yapıyor. Tamamen numara abi. Ağrılı prenses olamaz mı? Ama ağrılı prenses gibi gel baba. Nasıl geldi Paris sana? Paris prensesi gibi geliyor. Paris'te... Ondan sonra yaptığı yemek Anadolu çorbası. Kuzu incik yapmış. O sultan yapar. Sultan her şeyi başarır yani. Dün görseydi. Abi bu kadar hemşericilik yapma. Mağazaya geldi mağazada çiçekler açtı. Ahmet abi çiçekler açtı. Siz Sultan Hanım sadece çiçek açtıran biri olarak görüyor herkes. Abi Ahmet abiyle daldık muhabbet. Ahmet abi zamanım benim. 8 dakika geçti bile. Hadi devam edelim. Ahmet abinin yardımıyla hızla eksiklerini tamamlıyor yarışmacımız. Başka bir şey var mı? Abi senden başka bir şey yok. Canlı sağlık kendine iyi bak. Başarılar. Çok özür dilerim şimdi de hemşerini yeneceğim için. Kusura bakma. Gayet başarılar. Kusura bakma. Hak eden kazanır. Hak eden kazanacak zaten. Evet İnşallah. Sıvı yağ, zeytinyağı. Bu arada evden bir şey getirdin mi? Hamsi getirdim, mısırını getirdim, tereyağımı getirdim. Fasulye turşumu getirdim. Bunlar çünkü yöresel. Bunları burada bulamayız. Zeytinyağının ardından salçasını ve şekerini de alıyor hemen yarışmacımız. Muhammed Ali Bey bence gündelik yaşamda yemek yapmıyordur kesinlikle. Eşi yapıyordur. Buraya da zaten şov yapmaya gelmiş. Çayını alıyor. Bütün sofralarda sadece çay içiyor. Bakalım bugün bize çay verecek mi? Çünkü muzlamanın yanında en iyi çay gider. Muhammed Ali Bey bence hayatında yemek yapmamış. Yemek yapmadığı için de bize bir kahvaltı menüsü seçmiş. 2,5 saat içerisinde menüsünü eğer yetiştirmez belki 1 puan bile verebilirim. Ya hani sen dünya yemekleri yapacaktın? Dünya yemekleri yapıyorum. Rize nerede? Türkiye'de. Türkiye nerede? Dünyada. Demek ki dünya Rize'de. Rize yemekleri de dünya yemekleri oluyor.
Ayrıca Rize benim dünyam. İçeceklerin ardından baharatlarını da alan yarışmacımız ayranı dağıtıyor hemen arabasına. Kaşar peyniri almayacak mısın? Kaşar peynirim benim. Rize'den şey peyniri getirmişim. Muhlamalık özel peynir getirmişim. Peki ya yoğurt? Yoğurt yok. Yoğurttan işim yok. Ben bir daha şuraya bakayım ama şimdi kafam karışmasın. Şimdi çam fıstığını, kuş üzümü, karabiberi, yeni baharı aldım. Pirinci aldım. Şekeri aldım. Fındığım lazım. Ekmek lazım. Ekmeğini de alan yarışmacımız hızla kasaya geçiş yapıyor. Aa! Şansına kasada kimse yok. Kasiyer de mi Sultan Hanım'a çalışıyor? Vallahi herkes Sultan'ın peşinde pervane olmuştu ama seni patlatmaya çalışıyorlar galiba. Galiba ya bu zamana karşı benim zamanımı öldürmek için uğraşıyorsunuz ya. Bütün dünyaya kalkmış. Hadi süre geçiyor. Çabuk çabuk. Şu ekmeklerle başlayalım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar borcumuz? Toplam 561 lira. 561 gürbüz görüyor musun? Ne kadar ucuz iş yapıyorum ama çünkü menünün çoğunu ben özel kendim getirdim. 1-2 Vallahi Karadeniz'de ne varsa getirmişsin hakikaten. Evet her şeyi ben getirdim onun için burada uygun oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi doğru eve. Gürbüz ben bunları masaya tezgaha koyuyorum giyinmeye geçiyorum. Bence bugün Muhammed Ali Bey çok sinirli olacak. Karadeniz damarı tutacak. Çünkü yemekleri gerçekten çok kolay ve biz bunları beğenmeyerek, eleştirerek onun canını sıkacağız diye düşünüyorum. Bize karşı birazcık çemkirecek gibi gözüküyor. Gürbüz! Hoş geldin. Hoş bulduk. Her gün çayla termosla geliyordum. Bugün çaydanlığımı da getirdim. Kendi çayımı burada kendim demleyeceğim. Vallahi sana da bu yakışır. Hem kendime hem sana... İsterlerse yarışmacılara da. Başta çayı mı koyacaksın? Başta çayı koyacağım. Ben yemek yaparken çay içmem lazım. İlk işim çay. Vallahi on numarası. Masadan önce bunu koyabilir miyim masa kurulumuna? Tabii ki. Masa kurulumuna başlamadan önce bunu koymak istiyorum. Önceliğim bu. Hadi çayımızı demle de karşılıklı içelim. Çay demlemenin özel bir sırrı var mı? Çay demlemenin özel bir sırrı yok. El lezzeti önemli ama benim kullandığım taktik şu... Kaynamış suyun üzerine ben çayı koyuyorum. Yavaş yavaş çıkıyor. Yanmasın diye değil mi? Hem yanmasın diye hem de yavaş yavaş çıkıyor. O öyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bu arada getirdiğin çay nerede? Çayım burada. Çayımı da kendim getirdim. Şimdi bu senin tarlandan çıkan çay mı? Bu benim tarlamdan çıkıp çay fabrikasına yaş çayı veriyoruz. Karşılığında kuru çay alıyoruz. Yani %50 kendi topladığım çayım da bunun içinde. Orada harman sonuçta başkası komşuların çayı da var içinde de. Hani %50 ya benim çayımın olma ihtimali yok çok yüksek. Peki bu çay beklemiş mi taze mi? Bu beklemiş çay. Çay bir sene beklerse çok daha güzel olur. Vallahi tam bir çay uzmanısın. Artık yemeklere başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Ya bir şey daha soracağım. Su kaynadıktan sonra mı demliğe çay koyacaksın? Tabii demliğim boş şu anda benim. Ben demliğim boş. Bu su kaynayacak. Kaynar suyu koyacağım. Ondan sonra çayını koyacağım ki hem çayda o yanık tadı, kavurma tadı olmasın. Hem de yavaş yavaş çöksün tadını ala ala. Süreni başlatayım mı? Başlat. 3, 2, 1. Süren başladı. Hadi koş koş. Hemen masanı kur bakalım. Vallahi bugün için heyecanlıyım. Bugün neler olacak sence? Bugün şu anda haftanın şampiyonunu izliyorsun Gürbüz. Vay! Ucunu bana doğru at sana yardım edeyim. Bakalım şampiyon olabilecek misin? Masa örtüsü tamam. O örtü nedir? Bu bizim yöremizin, runner olarak kullanacağım, yöremizin makaslı keşan diye tabir edilen... Yöre dışındakilerin peştemal diye tabir ettiği bir örtümüz. O kenardakiler gerçek gaz lambası mı yoksa? Bunlar da Allah! Aman dikkat et! Az kalsın nazardan gidiyorduk. Ay! Vallahi iyi kurtardın. Bunlar da bizim bu yeni nesiller pek bilmez belki ama biz bunları gerçekten kullandık. Şu anda süs olarak kullanıyoruz. Bunu yak falan demezler bana umarım çünkü bu içinde gaz yağı olması lazım kokulu bir şey. Yani bu şu anda aksesuar burada. Gaz lambası. Gaz lambası aksesuar olarak kullanılıyor. Benim bugünkü konseptim bakır ağırlıklı. Peki çiçek koyacak mısın? Çiçek yok. Aman zaten beğenmiyorlar. Benim çiçek yerine kullanacağım gürbüz ne var biliyor musun? Ne var? İhtiyaç malzemeleri var. Yani ekmek. Ekmekler nerede? Ekmeği de göstereceğim. Marketten aldığın ekmeği masanın ortasına koymana ne diyecekler çok merak ediyorum.
Peçeteler ve tuzluk takımının ardından tek servis olarak çatal kaşıklar da hızla masaya yerleştiriliyor. Hemen ardından tabaklar da birer birer masaya diziliyor. Yarışmacılar dünya mutfağı yerine menüde Karadeniz yemeklerini görünce ne diyecekler sence? Yani biz bir Sultan Hanım Paris prensesi zannediyorduk, o da şeyli çıktı, ağrılı çıktı. Kadın bizi Anadolu'ya boğdu diyor. Yani küçümsemiyorum, Anadolu başımın tacı, ben Anadolu çocuğuyum. Ama öyle gel buraya, yani Paris prensesi gibi geliyorsun, ondan sonra burada Anadolu esintileri veriyorsun. Muhammed Ali Bey'in eşi zaten tek çatal ve tek bıçak kullanmasına izin veriyor. Evde sıkıldığını da zaten bu şekilde anlayabiliyoruz. Biraz da hanımdan kaçmak için bu yarışmaya katıldığını düşünüyorum. Biraz farklılık olsun, psikolojisi düzelsin diye. Zaten yaptığı yemeklerden de belli oluyor ki her zaman senelerdir, 46 yıldır yediği yemeklerin aynısını bize servis edecek. Nerede dünya klasikleri? Bakır kaseler, bardaklar hepsi tamam. Bence masada bir eksik yok. Bence de yok gibi. Yani eksik var da senin masana göre yok. Ya sonuçta şöyle düşünelim. Ben masaya oturdum. Bir oturabilir miyim? Tabii. Bir deneme yapayım. Ben masaya oturdum. Evet. Kaşığım, çatalım, bıçağım burada. Ekmeğim burada. Tuzuma ulaşabiliyorum. İstersen ekmekten bir tane yiyip deneyebilirsin. Bunu açacağım zaten geldiklerinde ya. Şunu aldım. Böyle kopardım. Oh, afiyet olsun. Şöyle muhlamaya da... Bandırıyormuş gibi bir yap bakayım nasıl oluyor. Şöyle. Muhlamayı ortaya koymayacaksın değil mi? Keşke koyabilsem ama hem masa müsait değil hem ortam müsait değil. Bunu böyle bandırırsın gülümüz. Böyle kaldırırsın. Tamam mı? Bu peynir böyle asılır. Bunu böyle dolarsın ama benim zaman... Bence de. Sen beni konuşmaya alıyor, tutuyorsun. Sen sultanı tutuyorsun. Gürbüz, terledin mi de bu arada ya? Neyse ki masam bitti. Evet, o çayımı suyu da kaynamış Gürbüz. Ay, hadi hemen demle de içelim. Ben ekmeğimi bitireceğim bu arada. Bitir tabii. Afiyet olsun. Şimdi önce demliğe sıcak suyumuzu koyup sonra çayımızı attık. Altına da tekrar su çektik. Çayı kısık ateşte demlemeye bırakıyoruz. Yine her ihtimale karşı şurasını ben açıyorum ki kaynayıp da üstünü kaynatmasın. Vallahi bugün tam Rize usulü çay içeceğiz sayende. Menüde 6 çeşit yemeğimiz var. İlk neyle başlayacaksın? Pepeçuramızın şırasını kaynamaya bırakacağız. Çünkü pepeçurayı erken yapmam lazım ki soğuması lazım. Evet, onun için önce uygun bir tencere. Evet, yeter herhalde. Yetmese büyüteceğim tencereyi. Bir bakmam lazım. Çünkü sizin mutfağınızda ilk kez yapacağım pepeçurayı. Dolabımızdan pepeçuramızın şırasını alıyoruz. Bu şıra neden yapılıyor? Bu şıra Karadeniz'in daha çok Rize'de, yani Karadeniz'in çoğu yerinde vardır ama Rize'de daha çok vardır. Oradaki kokulu üzümden yapıyoruz. Pepeçura tatlısı için Rize'ye has kokulu üzümden yapılan şıra tencereye konularak kaynamaya bırakılıyor. Şimdi tatlıyı nasıl yapacaksın anlat lütfen. Şimdi şıramı koydum. Isınıyor. Ona biraz sonra mısır unu ve şeker ekleyeceğim. Piştikten sonra, kıvamına geldikten sonra kaseleri alıp soğumaya bırakacağım onu, buzdolabına atıp. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Mısır ek... Benim listelerim vardı ya. Ne listesi? Benim ne listelerim var biliyor musun Gürbüz? Ne yazıyor o listede? Şırayı ocağa koy, suyu ısıt, suyu... Su zaten kettle'da ısındı. Bak burada. Ha, su orada ısındı, evet. Mısır ekmeğini yap ve fırına koy. Pepe şırayı yap ve soğutmaya al, turşuyu yap. Şimdi mısır ekmeğine geç. Hadi hemen geçelim. Geçelim mısır ekmeğine. Şimdi 7 bardak mısır unu yazmışız. Mısır ekmeği kahvaltıda çok sevdiğim bir ekmek. Üstüne reçel sürüp yiyorum. Muhammed Ali Bey bugün programın adını değiştiriyor herhalde. Yemekteyiz değil de kahvaltıdayız. Kaseye büyük kahve fincanıyla ölçülerek mısır unu konuyor. Bu arada yarışmacılar neler neler demişler. Vay efendim, onlara kahvaltı menüsü hazırlıyormuşsun. Yok efendim, zaten yemek yapamayacağın belliymiş. Kişi kendinden bilir işi mi diyeyim, ne diyeyim, aklıma söz de gelmedi. Bir yandan da çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar, bunlar, bu arkadaşlar sadece muhlamayı kahvaltıda belki yemiştir. Kahvaltı malzemesi zannederler. Ama muhlama dediğim gibi bizim orada hem ana yemek, hem ara yemek, hem başlangıç olarak kullanılabilen bir yemektir. Mısır ekmeği için 7 bardak mısır ununa maya, tuz ve sıcak su ekleniyor. Şey, yarışmacılara söylemeyeyim. Zor bir yemek değil aslında. Ya bildiğimiz ekmek işte. Ama kıvam önemli bunda işte. Yani bu kıvamı tutturmak önemli. Bunu tutturabildikten sonra bundan yavaş yavaş alacağım ben yine. Hatta ona biraz... İstersen sürahideki suyu vereyim. O da çok ama bir başka kabımız var mı bizim? Dur bak şöyle yapalım. Kettle'ın kapağını aç. Üstüne soğuk sudan dökelim. Böylece ılıştırmış oluruz. O zaman dökebilir miyiz buna? Tabii.
Ne kadar dökeyim sen bak. Tam yani dolana kadar dökebilirsin, biraz daha ılısın. Çünkü biraz sonra ben bunu elimle şey yapacağım. Bir eldiven takacağım ama. Eldiven vereyim mi? Eldiven varsa sevinirim. Çekmecede var. Mısır ekmeği için üzerine azar azar ılık su eklenen malzemeler tahta spatula ile iyice karıştırılıyor. İstenilen kıvama ulaşan mısır ekmeği hamuru sıvı yağla yağlanan tepsiye yerleştiriliyor. Hamurun üzeri elle düzleştiriliyor. Tadına bak bakalım nasıl olmuş. Güzel mi? Güzel. Anacığım yanlış anlama ama galiba senden de iyi mısır ekmeği yapacağım. Anacığının adı ne? Anacığımın adı Rakibe. Pardon? Rakibe. Adını kim koymuş acaba? Yani babası koymuşlar, bilmiyorum. Ben o zaman yoktum. Siz kaç kardeşsiniz? 6 kardeşiz. Onlar ne yapıyorlar? Hepsi evli. 4 kız, 2 erkek. Gülbüz, ben bir de bir bıçak rica edebilir miyim? Herhangi bir bıçak. Tabii. Hemen getiriyorum. Ekmeğe şekil mi vereceksin? Mısır ekmeğini şey olsun diye bu da. Fırından aldığımız zaman rahat kırabilelim diye. Çünkü bu ekmek biraz sert. Bunu mesela masada bıçakla, uyaracağım arkadaşlara, bilmeyenler vardır. Bıçakla falan kesmeye çalışabilirler. O yüzden onu uyaracağım. Bu bıçakla kesilmez. Bu kırılarak yani bu rahat dilimlensin diye, rahat kırabilelim bunu aldıktan sonra diye mısır ekmeğinin üstünü böyle biraz şekillendiriyoruz. Vallahi sen bu işi biliyorsun galiba. Ekmeğimizi kestik. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, evet. Şimdi mısır ekmeğimizi fırına vermeye gidiyoruz Gülbüzcüğüm. Hadi ver bakalım. Ama Gülbüz, burada biz bir yanlış yap. Ya. Çok önemli değil, fırını ısıtacaktık ama bu zaten kabaran bir ekmek olmadığı için burada çok önemli değil. Kaç derecede pişecek? Kaç derece? 200 derece. Mısır ekmeğini acaba hazır mı alacak yoksa kendi mi yapacak? Bence hazır alacağını düşünüyorum ve aynı zamanda da ekmeğin menüye dahil edilmesi bana çok saçma geldi. Sonuçta bu her yemekte masanın yanında olması gereken sıradan bir ürün çünkü. Bunu menüye dahil ettiği için hani bir ürün yaptım demek için bence hazır alacak, fırında kesinlikle kendisi yapmayacak. Gürbüz, bir çay içelim mi? Vallahi içelim. Tamam Gürbüz. İnce belli bardaklar orada. Ya Gürbüz, bu sana göre ince belli mi? Yani. Ajda bardağı. Ya da ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak benim bardağım bu. Şaşmaz. Şekli bu olmasın. Bu biraz daha, bu da olur da. Sana bununla vereyim. Kendim bununla içeyim. Bana uyar. Ama sen bir bardak daha ver. Bir bardak daha vereyim, tamam. Hatta birkaç bardak daha koy sen. Ekip çay sırasına girdi. Ekibe çay çek usta. İşte meşhur Rize çayı. Kimden? Muhammed Ali'den. Nereli? Rizeli. Vallahi eline sağlık Muhammed Ali. Arkadaşların çayını da uzatalım şöyle. Oo, sana da afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Gülbüz, yemekleri kolay ya. Zor gözüksün diye işlem yapıyormuş gibi yapıyorum. Eyvah! Vallahi yarışmacıların diline düşeceksin. Bu arada Pepeçura'nın şırası iyice kaynadı. Ne koyacaksın içine? Şimdi Gülbüz, önce bunun şekerini koyup şekerin tadına bakacağım. Ondan sonra ununu katıp unu şey yapacağım. Ne yapacaksın? Blender lazım bana. Blender hemen şu dolapta. Pepeçura'nın şırasıyla mısır unu blenderla iyice karıştırılıyor. Ya Karadeniz'de eskiden hani her şeyi insanlar kendi imkanlarıyla yapıyordu ya. Yani mısır oluyordu bizim orada, buğday olmaz. Evet. Yani bu mısırın alışkanlığı zannedersem her bahçede mısır olurdu. Karadeniz'de buğday yetişmediği için normal buğday ekmeği yenmezdi ki eskiden. Sen Rize'de doğdun değil mi? Rize'de doğdum. Ya hiç konuşamadık. Bana biraz kendinden bahsetsene. Ben Rize'de doğdum. İlkokul 3. sınıfa kadar Rize'deydim. Daha sonra İstanbul'a geldik ve İstanbul'da yaşamaya başladık. Ben 7 aylıkken falan da gelmiştik de benim hatırladığımı söyleyeyim size. İlkokul 3'ten sonrasını İstanbul'da okudum. Sonra babamın rahmetli oldu daha sonra. Bir hastalığı dolayısıyla tekrar Rize'ye dönmek zorunda kaldık. Rahmetli oldu babam. Bizi annem, 6 çocuğu annem tek başına büyüttü. Maşallah. Rakibi annemizin ellerinden öpüyorum. Sonra? İşte 97'de tekrar İstanbul'a geldik. Peki sen o süreçte okula gidebildin mi yoksa çalışmaya mı başladın? Liseyi bitiremedim aslında. Liseyi geçen sene bitirdim. Şu anda da üniversiteye girdim. Vallahi seni tebrik ederim. Şu anda üniversite okuyorum. Ne okuyorsun peki? İlahiyat okuyorum. Mısır unu harcı kaynayan şırayla karıştırılmaya hazır. Ara yemekte sunulacak fasulye turşusu kavurması, diğer adıyla turşu tavalası için fasulye turşuları doğranıyor. Ne kadar küçük doğruyorsun? Bu kadar küçük mü doğranması gerekiyor? Bunları biraz daha ezeceğim hatta elimle. Bu şimdi yöresel değişir. Bazı yörelerde bunları diri yaparlar. Bunda bizimkinde dirilik olmayacak. Bunlar hatta ezilecek, bayağı ezilecek. Dedim ya, biz bunu
Mısır ekmeği doğrayıp kaşıkla bile yeriz yani. Bu çatalla falan yenecek bir şey değil. Bu mısır ekmeğiyle yenecek değil mi? Tabii tabii. Bu arada tatlıyı yap da bir an önce soğumaya başlasın istersen. Şıranın içine ilk olarak ne koyacaksın? Evet, önce şekerini koyacağız. Şekeri de ağız tadıma göre kıvam vereceğiz. Ona göre koyacağız. Ne kadar şeker koyacaksın? O bakacağım. Şu yetmez muhtemelen. Az daha koyacağım. Bu arada Serdar'a o kadar laf ediyordun ama seninle bir takılalım falan dedin. Hayırdır? Ya Serdar yok şeyinden dedim. Bana böyle bir ihtiyar delikanlı muamelesi yapmaya çalıştı Serdar Bey. Sen aslında daha çok gençsin. 46 yaşındayım. Yaşıma göre daha gencim aslında. Ya niye sana böyle takılıyorlar? Bilmiyorum ki. Bir yerden vuracaklar ya. Nereden vuracaklar onu bilemediler. Nasıl şekeri? Şekeri çok güzel gözüküyor. İstediğin gibi olmuş yani. Harika. O zaman şimdi ne koyacaksın? Onu alacağım buradan sonra. Şimdi şunu yedire yedire bir bakalım. Şimdi kıvam. Bunu burada biraz şeyimiz var. Dikkat etmemiz lazım. Artık dibi tutmaması lazım bunun. Kıvamının yoğunlaşması için tekrar mısır unuyla şıra karıştırılıp kaynamaya devam eden tatlıya ekleniyor. Pişen pepeşura tatlısı kuplara yerleştiriliyor. Yalnız bu tatlıya çok basit diyecekler. Bu pepeçura aslında krallara, prenseslere, kraliçelere layık, sultanlara layık ama normal sultanlardan bahsediyorum. Bizim sultanımdan bahsetmiyorum. Aman dikkat et, eşinle sorun olmasın sonra. Yok yok, Fatma Hanım'la eşimle benim arama kimse giremez. Sonuçta... Hadi, hafiften bir korkuyorsun sanki. Bizde bir laf vardır, şey biraz kaba olacak ama sonuçta karıcığım derken de aynı karı kelimesini kullanıyoruz. Karıdan korkmayan Allah'tan korkmaz derler bizde. Eyvah! Tatlımız tamam. Turşu kavurmasıyla devam ediyoruz. Bu arada 4 gündür tatlılar çok eleştirildi. Sence nasıldı? Bu haftaki tatlılar hakikaten güzel değildi. Ya ben şeye üzüldüm biraz aslında. Neye? Emine Hanım'a. Bir tabak alabilir miyim? Şu soğanları koyacağım. Biraz derin de olabilir. Tabii, hemen getiriyorum. Sen Emine'yi biraz kızın gibi görüyorsun galiba. Kızım gibi demeyelim de. Ya sonuçta onun yaşında çocuğum var. Emine Hanım'a yaşından dolayı çok vurdular. Ben onu aslında masada biraz daha savunacaktım ama... Ya burada da hemen şey dedikoduları çıkıyor. İşte birbirinizi mi destekliyorsunuz gibi. Yoksa Emine Hanım'a yaştan çok vurdular, çocuksun. İşte bana ihtiyar dediler ama çocuk dediler. Bilmiyorum, Emine Hanım'a şeye üzüldüm Emine Hanım, tatlısına. O turtayı yapamadı ya. Yapamamıştı ama değil mi? Evde denemiştir. Güveçte yapıp da çıkarmıştır, çıkarmayı denemiştir diye düşünüyorum. Çıkmayınca da şey yapmıştı, çıkmıyor, bunun içinde vereyim, yerselere dönmüş bence. Yapamadı, üzüldüm. Fasulye turşusu kavurması, diğer adıyla turşu tavalası için piyazlık doğranan soğanlar sıvı yağda kavruluyor. Hayırdır, ne yapıyorsun? Şimdi şunları biraz daha ekleme yap. O soğan çok değil mi ya? Biraz az geldi bana az önce. Yok, şu an değil. Biraz ölecek ya bunlar şimdi. Soğanları turşuyla kavurunca yemeğimiz de bitiyor zaten değil mi? Biraz salça koyacağım ama az daha soğanlar şey olsun. Şimdi şu ben listelerimi de aradan bakayım ya burada. Artık biraz hızlansan iyi olur. Ya pilava başlayacağım da. Sarımsak. İyi ki listeye bakmışsın. Sarımsaksız fasulye turşusu kavurması olmaz değil mi ama? Bu sarımsağın şeyi ezici falan var mıdır buralarda? Olmaz mı? İstediğin sarımsak ezici olsun. Hemen getiriyorum. Şeyin acemisiyim ya mutfağın, o yüzden, yoksa çok ya. Önemli değil. Ezilen sarımsaklar da soğanlarla birlikte kavruluyor. Bu arada Emine bu kolay yemekleri yapamazsa ona 1 puan bile veririm demiş. Desin, abisine öyle diyorsa desin. Ben Emine'ye inan Gürbüz, ben Emine'ye normalde daha da fazla bir buzdolabından şey alayım, salça. Gel al bakalım. Daha da fazla aslında sahip çıkacaktım. Sırf işte bu yarışmacılar... Ne salçası o? Domates salçası. Bu yarışmacılar şey yapıyor diye... Ne yapıyor diye? Birbirinizi destekliyor musunuz demesin diye ben Emine'ye olan desteğimi de azalttım yani. Ya niye böyle konuşuyorlar sence? Çoğu konuşmak için konuşuyor. Şimdi Emine de girdi bu topa. Peki ya Sultan? Ya Sultan Hanım zaten konuşmaya gerek yok. Gürbüz. Ben ya Sultan Hanım, Muhammed Ali Bey bir intikam planı hazırladı. Çünkü Muhammed Ali Bey onun gününü sabote etti ve çay istemediği halde çay getirdi. Sultan Hanım da bunun intikamını çok sıcak bir şekilde alacaktır. Turşularımızı da koyuyoruz. Oh. Buna tercihen domates de doğranabilir ama ben doğramayacağım. Bunlar aslında benim ezmem de gerekiyor ama ezmeyeceğim. Bu sefer diyecekler ki iyice cıcığını çıkardın. İşte ise şeyler gözüksün istiyorum. Vallahi bu fasulye turşusu kavurması çayla da çok güzel gider. Şaka maka, ara yemeklerin de bitti. Gürbüz, mısır ekmeğinin üstü yanmasın ha. Hasan gel kendin bak da. Aradan sen bak da. Bakayım da. Vallahi mısır ekmeği güzel görünüyor. Buna biraz daha yağ koyacağım. Oo! Bunun adı tavali.
Ara yemekte sunulacak fasulye turşusu kavurması da neredeyse hazır. Hamsili pilav için soğanlar küçük küçük doğranıyor. Fasulye turşusuna bir bak da dibi tutmasın. Yemeğin diğer adı neydi? Fasulye kavurması tavali. Fasulye turşusu demeyiz biz buna. Turşu tavalisi deriz yani. Direkt adı turşu tavalisi. Her şeye turşu tavalısı mı diyorsunuz? Her şeye değil buna ya. Her şeye niye turşu tavalisi diyeceğiz? Bunun adı turşu tavalisi. Yani tavada kavurduğumuz için turşu tavalisi bunun adı. Muhammed Ali Bey dün masada benim yemeğim dışında her şeyi sabote etti. O yüzden hiç kimse yemeğime odaklanamadı. Resmen bana oynadı. Eğer düşük puan aldıysam tek sebebi de Muhammed Ali Bey'dir. Ben de bugün onun masasını sabote edeceğim. Onu tamamen sinirlendireceğim ve onun o Karadeniz damarını çıkartacağım. Hamsili pilav için bir tutam maydanozda incecik doğranıyor. Hamsili pilavın kavrulan soğanlarına tarçın, yeni bahar, tuz, karabiber ve pul biber ekleniyor. Bu arada sultandan bir açıklama geldi. Ben bugün onun masasında intikam alacağım, masayı sabote edebilirim demiş. Nasıl sabote edecek? Öyle bir şeyle mi sabote edecek? Ay. Anlaşılan bugün sultan sana karşı çok dolu gelecek. Bu açıklamasına bir cevap vermek ister misin? Vallahi bilmiyorum. Ben şu anda şu yemeğe biraz odaklanayım. Ondan sonra detaylı konuşacağız. Kuş üzümü ve çam fıstıkları da soğanlarla birlikte kavruluyor. Pilav için suda bekletilen pirinçlerin suyu süzülüyor. Bu arada kalan süren tam 1 saat 5 dakika. Oo, bir şey soracağım. Sizin saatiniz, bir saatiniz 60 dakika değil mi? Ya zaten salatayla muhlama kaldı. Hızlı olursan yetişir. Hamsili pilav için pirinçler de diğer malzemelerle birlikte kavrulmaya başlıyor. Pirinçlerin üzerine tereyağı, çok az sıcak su ve doğranmış maydanozlar ekleniyor. Bak bunları da gürbüz sadece şey olsun diye koyuyorum. Hafif lezzet katsın diye yemeğe. Artık hamsileri de dizmeye başlaman lazım. Hamsilerin arasına konulacak olan iç pilav pişmeye bırakılıyor. Sıra geldi hamsileri hazırlamaya. Hamsi bir balık değildir. Hamsi başlı başına bir ayrı bir yaratıktır, ayrı bir mahluktur. Hamsili pilav için küçük güveç kaseleri bol tereyağıyla yağlanıyor. Önceden kılçığı temizlenip fileto şeklinde hazırlanan hamsiler arada boşluk kalmayacak şekilde güveç kaselerine yan yana diziliyor. Hamsiyi dizerken neye dikkat ediyorsun? Şimdi burada önemli olan bunu böyle üst üste dizebilmek. Çünkü bunu üst üste dizmezsen pişerken bu biraz çekme yapacağı için, çekme deriz ona bilmiyorum ne, yani kendini çekeceği için şey yapacak, araları açılacaktır. Bunun açılmasını istemiyoruz. O yüzden böyle biraz sık sık diziyoruz bunu. Hamsiler güveç kasesinin kenarından taşarak derisi altta kalacak şekilde yan yana sıralanıyor. Sana haksızlık yaparlar mı sence? Ya bana yapsınlar da ben şeyi rica ederim onlardan. Neyi? Bana başka bir yerden hani yemekleri kötülemeden puan kırsınlar benden. Kıracaklar zaten. Ama yemeklerime bari bu emeğime saygı göstersinler isterim yani. En azından emeğime saygı isterim. Çünkü yemeklerim, şimdi tatlımdan %100 eminim ama onlara ekşi gelebilir. Turşumdan eminim ama ağız tatlarına hitap etmeyebilir. Ama izleyiciler en azından tatlarını alamasa bile şekillerini nasıl yaptığımı görecekler. Muhammed Ali Bey'in zaten menüsü çok kolay olduğu için hamsili pilavın hamsilerini de kendisi ayıklamasını bekliyorum. Çünkü hiç zahmetli bir ürünü olmadığı için bari bir zahmet kendi hamsilerini de kendisi ayıklayıp bize o şekilde servis etsin. Benim gibi güveçte sunarsa o da hepsinden tek tek bana nasıl eleştiri yaptılarsa Muhammed Ali Bey'e de eleştiri yapmalarını isterim. Buradan Muhammed Ali Bey'in burs vereceği öğrencilere sesleniyorum. Muhammed Ali Bey kesinlikle 75 bini alamayacak. Çok zor, üzgünüm. Nihayet 6. kaseyi de hazırlıyoruz. Evet, 6. de yapıyorum Gürbüz. Ama bu arada mısır ekmeğime bakmam lazım. Onu hemen alacağım şimdi. Şunu, şu son hamsimi koyayım. Üstüne bir kat daha koyacağım da. Mısır ekmeğini sen benim için kapatır mısın? Fırını kapattım ama sen yine de bir bak bence. Ama ben yok, zaten onu beze koymam lazım. Hadi ellerini yıka da bak hemen. O bez nedir? Şu bezim var benim. Ben bu bez temiz, tertemiz, yeni bez. Buna sarmam lazım ki biraz yumuşaması lazım. Altı pişti mi acaba? Altını yine şöyle şu bezle bakayım. Ya biz sonuçta temiz beze koyacağım bunu zaten. Aman dikkat et düşmesin. Göster bakayım. Altı da olmuş. Ama çok da kızarmamış sanki. Kızarmaz altı bu sefer yanmaya başlar. Bu tamamdır. Piştiyse tamamdır. Kurumaması için mısır ekmeğinin üzeri temiz bir bezle örtülerek dinlenmeye bırakılıyor. Pişen iç pilav hamsiyle kaplı güveçlerin ortasına yerleştiriliyor. Bu arada Başak demiş ki, buradan Muhammed Ali'nin burs vereceği öğrencilere sesleniyorum. Muhammed Ali 75 bini bu menüyle alamayacak. Üzgünüm çocuklar demiş. Yanlış bir cümle kurmuş bence. Öğrenciler niye karıştırıyor ki? Öğrenciler yani ne demek istiyor? Bursunuzun üstüne yatın abi, su için.
O öğrencilere böyle bir şey söylenir mi ya? Çok yanlış bir şey. Bu masada bazen çok yanlış hareketler oluyor ya. Nazik, naif ve kibar bir hanıma ben bu sözleri yakıştıramadım. İç pilavın üstü güvecin kenarından taşan hamsilerle tamamen kapatılıyor. Sultanın parayla ilgili yorumlarına ne diyorsun? Ya sürekli zaten bir para pul muhabbeti dönüyor Sultan Hanım'da. Yok benim param var, benim ihtiyacım yok. Bunlar ayıp şeyler, bunlar bizim toplumumuzda da hoş karşılanmayan şeyler. Sultan Hanım'ı biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Kendi açımdan da esefle kınıyorum. Her bir kasedeki hamsili pilavın üzerine tereyağı konuyor. Sili pilav da nihayet pişmeye hazır. Kaç derecede pişecekler? 200 derecede. Bunu biz her ihtimale karşı ben bunu evde yaparım, yine yapayım. Aslında bu sütlacın içi kaynamasın diye sütlacın altına koyarız fırına verirken. Bu arada çok güzel sütlaç yaparım ben. Fırına verirken koyarız ki hemen ısınıp da altını kaynatmasın. Hamsiköy sütlacı mı yapıyorsun yoksa? Hamsiköy sütlacı yaparım. Hamsiköy meşhur oldu ama sonuçta sütlaç bildiğimiz fırında sütlaç. Bunu da bitirdik. Şimdi ben hızlıca salataya geçmem lazım. Salata malzemelerim orada. Çoban salata için kabuğu soyulan salatalıklar küçük küçük doğranarak kaseye alınıyor. Bence Sultan Hanım bugün Muhammed Ali Bey'in masasını sabote edecek. Kesinlikle hain bir plan yapacaktır ve Muhammed Ali Bey'i masasında rahatsız edecektir. Bu arada Başak demiş ki, bence Sultan bugün Muhammed Ali'nin masasını sabote edecek ve kesinlikle hain bir plan yapacak. Masasında onu rahatsız edecek demiş. Valla ben aslında bugün buraya gelirken onlar benim sonuçta misafirim. Her ne kadar yarışmada olsa misafirim onlar. Üzerlerine çok gitmemeyi düşünüyorum. Puan verseler de vermeseler de. Ama Başak Hanım, Sultan Hanım böyle bir şey yapar mı? Yapar. Beklerim ondan. Domateslerin ardından küçük küçük doğranan soğanlar ve yeşil biberler de salata kasesine konuyor. Son olarak doğranan maydanozlar da salata malzemelerine ekleniyor. Ve bitti mi? Salatam da bitti. Şimdi muhlamaya geçeceğim. Salatayı dolaba koyayım mı? Dolaba koy Gülbüz, sana zahmet. Sana bir kıyak yapayım. Yap. Muhlamadan önce unuttuğum peçeteleri masaya koy bence. Evet Gürbüz, onları unutmuş. Çok teşekkür ederim Gürbüz. Kumaş peçeteler de tamam. Artık masan tamamen hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi muhlamaya geldik Gürbüz. Muhlamadan önce çayı mı demlesek acaba? Ya Gürbüz, çay koyalım. Çay, evet, çay tazelememiz lazım değil mi? Çay kesinlikle olacak bence. Bütün herkesin gününde çay içip de bize çay sunmazsa onun için büyük bir eksi. Ben birinci olamazsam Emine'nin birinci olmasını isterim. Çünkü öğrenci okulla kendi okul masraflarını falan karşılayabilir. O yüzden Emine'yi uygun görüyorum. Sırada muhlama var. Muhlamanın en önemli özelliği nedir? Şimdi bu şeyde muhlamada bir numaralı özelliği bunun yağını çok bol koyacaksın. Bu yağ acımayacaksın buna. Yürü. Peynirini şu an koymayacaksın ama değil mi? Peynirini şimdi özel bir yemek olduğu için müsaade ettiniz. Peynirini ikram... Yani misafirleri karşıladıktan sonra yapacağım. Bu alabaşlar ne için? Bu alabaşları şey olarak koyuyorum. Turptan, turp biraz acıdır ya. Bu daha yeğimi güzeldir. Bunu hamsili pilavın yanında mı vereceksin? Evet, hamsili pilavın yanında tercihen soğan da koyabiliriz. Bundan da koyabiliriz. Ben bugün bundan ikram etmek istedim. Ben balıkla çünkü bunu özdeşleştiririm, yerim. Gerçi hamsi bir balık değildir, hamsidir de olsun. Hamsili pilavın yanında sunulacak olan yarım ay şeklinde doğranan alabaşlar ve turplar aynı tabağa alınıyor. Bu arada muhlamanın yağı erimeye devam ediyor. Devam erisin, biraz daha azıcık daha erisin o. Ben şunu bir de üstünden geçeyim şuranın. Burada çünkü servis yapacağım. Koş Muhammed Ali, koş. Vallahi koşmalık olduk, ben hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum Gürbüz. Ne diyorduk? Dünyada üzerine kar yağan tek çay Rize çayı. Çayımızı da demledik. Şimdi ne yapıyoruz? Mısır unumuzu şimdi kavuracağız. Muhlama için değil mi? Ha, muhlama yapıyoruz. Mısır unumuzu bol yağda kavuracağız. Buna şöyle bir, dolu dolu iki, üç, tabaklardan arta kalıp da sana veririm diye dört yaptım. Vallahi senin dışında bu hafta kimse bana kıyak yapmadı. Çok teşekkür ederim. Bu muhlamanın özel bir peyniri var değil mi? Bunun özel bir peyniri var. Gürbüz, o peyniri yalnız
Şimdi koymayacağız. Bahsettiğin işte bu peynir değil mi? Evet, bu peynir özel. Kolot peyniri de derler buna. Bu muhlamalık peynir yani kısacası. Muhlama için kavrulan tereyağı ve mısır unu karışımına sonradan eklenecek olan kolot peyniri de elde dilimlenerek hazırlanıyor. Kavrulan mısır unu ve tereyağının kıvamı sıcak suyla açılıyor. Vallahi şaka maka bütün yemeklerini bitirdin. Tebrik ediyorum seni. Yemekler horon eşliğinde çok güzel giderdi ha. Başlangıç yemeğimiz muhlamada nihayet hazır. Hamsili pilav da hala pişmeye devam ediyor. O zaman şimdi ne yapacaksın? O zaman ben üzerimi değişip geliyorum. Koş Muhammed Ali koş. Her şey yerinde mi? Her şey yerinde mi? Orada. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Muhammed Ali? Hoş bulduk. İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de. Şu arkadan bir ses geliyor. Onun sebebini açıklayacağım seyircilerimize. Jeneratörümüz çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Kapa. Buyurun tekrar efendim. Kış geldi. Bugün tekrar kıştayız. Evet. Herkese merhabalar. Merhabalar efendim. Aa, ne güzel masan. Vallahi bravo. Senin değil mi kapkacak? Evet, teşekkür ederim. Tekrar hoş çok geldin. Çok incesin. Dedi. Hoş bulduk. Bakır kaplarını getirmişsin. Ne iyi etmişsin. Çünkü... İşte hep bunu söylüyoruz. Yöresel yemekler olduğu zaman ona uygun sunumlar olması evet. gerekiyor. Değil mi? Aynen öyle. Ben de soframa çok çiçek bayılırım. Falan koyacağıma böyle gaz lambaları. Ya, vallahi çok güzel. Oh, ekmeğin de ben çok sevdim masanı. Teşekkür Fatma ederim. Fatma Hanım'ın eli değdi mi acaba? Masaya değmedi de fikir olarak değdi. Ne güzel. Peki çünkü her şey tamam. O benim öbür yarım çünkü. Eş demek güzel. O demek. Allah ayırmasın. Aynen öyle valla. Allah herkese öbür yarısını bulmayı nasip etsin. Amin. Hah geldi. Geldi. Müsaadenizle. Yarışmacılar geldi. Müsaade senindir. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Sultan. Hoş bulduk. Merhaba Serdar. Merhaba Başak. Merhabalar. Merhaba Emine. Ah ne hoş olmuşsunuz hepiniz. Teşekkür ederiz. Siz evet. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Gel sen de otur sevgili Muhammed Ali. Hepiniz hoş geldiniz tekrar öncelikle. Bugün hepimiz siyah giyindik. Yarışmacılarıma da teşekkür ediyorum hassasiyetlerinden dolayı. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygı, minnet, özlemle anıyoruz. Ve onun ilkelerinden yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Ve buyursunlar Muhammed Ali'nin masasını değerlendiriniz. Öncelikle değerlendirmeden önce direkt zaten gözüme kaşık çarptı. Ne kaşın oldu? Kaşığın içerisindeki lekeleri görebiliyorsunuz Zuhal Hanım. Gördüm. Bayağı bir lekeli. Kaşıkları biz sildik. Kaşıkları ben aslında... Peçetenle bir silsene. Ya genelde de siliyor yarışmacılar fakat... Yani sildiği bezle alakalı da olabilir. Evet. Bezler bazen bir şey bırakıyor. Bazen bulaşık makinesi izleri oldu. Kayıtlarda da var yani sildim. Hmm. Silmeden koymadım. Onu görebilirsiniz izlerken. Hmm. Ama dediğimiz gibi olabiliyor. Çıktı tabii. mı? Yok. Tamam o zaman kalıtsal olabilir, bir şey bu. Değil. Evet, onun dışında nasıl buldun masayı? Onun dışında otantik bir masa evet. yapmış Muhammed Ali Bey. Yani ekmeklere bir anlam veremedim. Herhalde serpme ortadan mı yiyecek herkes? Onu anlayamadım. Hadi ekmek koydunuz da bari adam başı birer tane koysaydınız kepek ekmekten de. Birer tane ekmek mi yiyeceğiz? Ekmek sizin gibi bir beyefendinin menüsünde ekmeğin az olması çok şaşırttı evet, beni. Sizin gibi kibar hanımların olduğu bir masada ekmeğin çok ihtiyaç olmadığını düşündüm. Çünkü hanımefendiler pek ekmek yemiyor. Bir de mısır ekmeğin var galiba. Mısır ekmeğin bugün var aç ayrıca. Kalacağımızı belirtiyor ayrıca, yani. Ayrıca yok aç kalmış. Beşinci gün ben beş gün boyunca bir kere ben ekmek aldığımı hatırlıyorum. Kimsenin ekmek aldığını hatırlamıyorum. Yazık olmasın, ziyan olmasın diye az aldı. Bizde ziyan olmuyor içeride. Zaten de. Yok, ekmeğimiz var içeride. Bu da bayatlar diye yani. Anladım. Poşetinde duruyor. Fark etmez, problem değil. Ana yemeği ara yemekte sanırsam turşulu bir fasulye kavurması var ki o evet. böyle ekmek de bana yenilebilecek mısır ekmeğini ne zaman servis edecektin? Turşulu. Turşuyla beraber mısır ekmeği de var ya. Onu da geçtim. Neden bir tane bardak? Neden biz suyumuzla içeceğimiz aynı anda içmek istediğimizden ne yapacağız? Bak o doğru. Ya da bir çatal kaşığımız yarattı. Evet, şöyle. Her zaman gibi söyledi. Dediği gibi belirtmiş. Tamam. Çünkü ben söylediğiyle hareket eden öyle böyle yanar döner birisi değilim. Şöyle, yanar dönerlikle alakası yok. Yani müsaadenizle onu da şöyle izah edeyim. Tabii ki. Şu anda yiyeceğimiz yemeklere bunlar yeterli. Ben servisi aldığım zaman yeni servisi size göre yeterli olabilir ama bize göre belki yeterli burada değil. Burada tozlanmasın, hijyen açısından. Sizin gibi peçeteyle mi silip devam edeceğiz yemeğe?
Peçeteyle de silip devam edebilirsiniz. Yani biz o şekilde yemek istemiyoruz. Ya ben yeni kaşık vereceğimi söyledim, yeni servis getireceğimi söyledim. Tamam, neden yani unuttuğunuz takdirde bunu size hatırlatacağım. Ha yok, ha. Bunlar... Ha sen ikinci servis açacaksın ama tabii, yemek esnasında. Mesela benim tatlımın kaşığını koymadın. Tamam. Tozlanır, burada birkaç kişi giriyor çıkıyor. Yani inşallah yemek servisi yetiştirir. Bu da bir yaklaşım, değişik bir yaklaşım. Yemek gelirse servise gelir inşallah. Dönem ama zamandan istifade etmiş. Biz hepimiz bunlarla uğraştık. Ha bak, o da ayrı bir mevzu. Şimdi sevgili Muhammed Ali doğru söylüyor. Seninki de mantıken kabullenilebilir bir şey. Ben servis esnasında getireceğim. Bunu yapanlar da oldu daha evvel. Şimdi o da bir taraftan doğru söylüyor Sultan da. Zira şimdi çift servis açmak, çatal bıçak, işte kahvaltı bilmem ne servisler açmak birazcık daha vakit kaybettiriyor ya. Zaman kaybı. Sen acaba bir... Yok yok öyle bir şeyim yok. Kesinlikle zaman akıllılık mı ettin? Zaten menüsü gayet basit olduğu için. Bu arada... Bir saniye bak bir şey söylüyor Emine. Tabii, efendim. Buyurun. Zaten menüsü gayet basit olduğu için zamandan daha nasıl yırtabilir onu düşünüyorum. Menünüz böyle bir saat içinde hazırlanıp da üstüne bir bardak kahve içilecek bir menüydü. Şimdi. Muhammed Bey dedi ki ben bütün hafta boyunca lazım laz damarım tutuyor çalışmam gerekiyor. Laz işlemedim. Laz derin laz diye de vurguladım. Özellikle laz damarım. Lazım şu o ayrı, çok farklı. Karadeniz damarım dedi. Karadeniz damarı dedi. Karadenizlerin hepsi Laz değildir, Rizelilerin de hepsi Laz değildir. Evet, ben Çayeliliyim, Çayeliliğin sonra başlar Laz'dan. O bilgi olabilir, kardeşim. Normal. Yani şey olabilir. Öğrensin diye diyorum. Tamam. Muhammed Bey, bu arada biliyorum, Alaaddin'in sihirli lambalarını yakacak mıyız? Yok. O lambalar gaz lambasıdır. Sizin nesil belki yetişmedi ama Zuhal Hanım bilir belki. Ben de biliyorum gaz lambası olduğunu da ama... Sağ ol Muhammed. Ama geçen gün siz itiraf ettiniz diye diyorum. Ne itiraf edeceğim? Sanki bir suçmuş gibi. Yani. Hayır efendim, gururla söylüyorum. Ben 47 yaşındayım ya. Gurur duyuyorum. Artı evet ilk gördüm ben çok benim hoşuma gitti. Neden? Çünkü yani yöresel yemekler otantik bir şey seçmiş. Bence doğru yani yemeğine göre uyumlu bir masa. Masada ama bir süsleme ama yakar mı yakmaz mı onu bilemem. Yakmam çünkü gaz koku yapar. Evet. Arkadaşlar bilmez şimdi gaz yağı bile satılmıyor hiçbir yerde. Evet evet. Bu gaz koku yapar ben bunu bir süslemez. Siz çiçek koyacaksınız. Ben şu çiçeği de bir ara düşündüm ama çok büyük geldi. Dünkü Sultan Hanım'a göre. Daha peki yöresel... Sofranıza uygun ortaya konulacak bir şey yok muydu? Bakır, ekmek koydunuz. Şimdi bakırı koymakta bir problem yok. Neden ekmek koydunuz ortaya? Ekmek ortaya konulur bizim orada. Mıhlamayı da herhalde ortadan yiyeceğiz. Şimdi mıhlamayı falan mı servis? İnanın bana. Yok başka kerteke servis var. Eğer keşke imkan olsa masa biraz daha küçük ve yuvarlak olsa da ortadan yiyebilsek. Bunun tadı inanın öyledir. Aslında öyle doğru. Bazı yemekler öyledir. Ama mecburen. Ama tabii şimdi yarışma programındayız. Yani, televizyon işi. Muhammed Ali Bey şimdi. Ya bir sorularınızı bir bitirsek de pardon. Bir şey bakın çok önemli. Şimdi hem finalimiz var. Hem bugün maalesef bir elektrik kesintisi yaşadık. Jeneratör çalışıyor dışarıda onu da söyleyeyim. Allah korusun böyle bir şey durumumuz var. Dün de biz bu sıkıntı yaşadık. Hatta ilk gün Başak'ın yarışmasında da oldu. Burada genel bir sorun var. Gidermeye çalışıyorlar. Sağ olsun arkadaşlar uğraşıyor. Dolayısıyla bir an evvel de yemeğe geçmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Biz işimizi sağlama alalım. Biraz sekteye uğradın sen de bugün. Kusura bakmayın bizim elimizde de olan sebepler değil. Başak da aynı şeyi yaşadı. Arkadaşlar onu gözlerinde bulundursun yani lütfen. Yok sen yemeğini yaptın. Yok yaptım da. Senin yemeğinin yani ortasında bir şey olmamış. Ben aldım haberlerini. Şimdi bir de neden soruyorum? Söylüyorum. Sen devam edebilirsin. Tamam. Ben müsaadenizle... Çünkü muhlamanın peynirini şimdi atacak ya. Ona bir şey demiyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Çünkü daha evvel de yarışmacılarımız yaptılar. Onun o anda konulması lazım. Kolot peynirini mi kullandın? Evet. Hadi sen başla. Müsaadenizle saygısızlık olarak adletmesini ceketimizi çıkarmak istiyorum. Tabii şimdi sen ateşin başını keseceksin. Güzel diye. Karşıladın. Değiştirmişsin üstünü. Ne güzel. Ben mısır ekmeğini önceden yapıp getirmesini beklerdim. Sen menüyü dahil lütfen. Etmesini istemezdim açıkçası. Normal ekmek koyacağım. Mısır ekmeği koyabilirim. Daha yöresel olur. Mısır ekmeği olabilir. Olabilir. Güzel daha yöresel ayak kuydurdum. Düşerebilirdi evet. Yani yapardı gene. Koyardı masaya. Yaptım ben mısır ekmeğim zaten yapılı. Ama menüye dahil etmeseydiniz bunu şimdi koymuşum sonra koymuşum. Yani önceden yapsaydı koysaydı ekmek hani. İkram olarak. Evet evet. Aynen. Niye menüye dahil etmesin yapacağı bir şeyi? Yani sonuçta. Hazır alsaydı mı? Yok hayır önceden yapıp getirmiş olsaydı. Çünkü ha, yapacaktı getirecekti onu da menüye dahil. Vallahi hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Ama şimdi şöyle. Madem... Alır. Eşinden dostundan mısır ekmeği koyar ikram olarak ayrı ya mısır ekmeği menüsüne yaptım zaten şimdi yapacak bekler. Olsam konuşurum da şey. Mısır ekmeği yaptıysa menüye eklemiş olabilir ama i̇şte yapmadıysa kendi yaptı. Arkadaşlar mısır benim bildiğim turşunun yanında bir katık olarak geleceği için ortaya koymadım turşunun süsü o da öyle. Mıhlamaya da batırılabilirdi. Fasulye kavurması turşusuyla da yenilebilirdi. Bir de ben çok merak ediyorum. Bugün de yemek yaparken Mehmet Ali Bey Muhammed Ali Bey çay içmiş mi acaba onu merak ediyorum. Ha çay içtin mi Muhammed Ali? Önemli soru. Yayınlandığı zaman görürler. Çay içtim, içiyorum. Çayım hala demli. Çay içtim, içeceğim. İçmeye devam ediyorum. Çay içmiştim. Çay içiyorum,
Çay içtim, çay içeceğim. Doğru biz de bekliyoruz ama. Zaten bu... Bugün bize de bir çay. Muhammed Ali, ben de katılıyorum yarışmacılara. İsteyen olursa çay verebilirim. Hatta var mı bardağı çay? Yerine çay bardağı beklerdim ben. He? İçecek bardağını çay, koymuyorsun. Çay bardağı, bir çay bardağı, çay bardağı sofraya koyulmaz. Çay doldurulur, getirilir. Ama sen beni sen koymuştun. Rize nasıl bir yer? Rize'nin kültürü nedir? Sen koydun bardağını ilk günden itibaren. Bize de koyabilirdin. Muhlamayla da içilir çay. Kesinlikle. Zaten başlangıç kahvaltı diyebiliriz yani. Sertmeden başlayacağız galiba. Akşam yemeği zaten kahvaltı menüsü. Evet kahvaltıda da tabii kahvaltı ki. Bugün kahvaltı devam edeceğiz. Yani bir davet masasında mıhlama biraz anlamsız geldi. Bizim Trabzon'daki yarışmacımız da yapmıştı. Nasıl servis yapılır diye. Hatta şöyle yapıyorlar ya son zamanlarda. Bismillahirrahmanirrahim. Argasya çam aman Turan Bey. Aman. Vay vay vay. Çekebiliyor musunuz Sergio? Minik bir tadına bak. Turan'a selamlar. Efendim yöresel ama yarışmada yaptı, yemekteyiz de yaptı geçen sezon. Ya bana yan ters geliyor. Anladım. Yani bir davet ne yapabilirdi sizce Karadeniz mutfağından yine bir başlangıç? Lahana çorbası. Karalahana çorbası olabilirdi. Yani tabii ki de olabilir, mantıklı. Pepe çura yerine bence sütlaç yapabilirdi. Arkadaşlar muhlamayı biraz araştırdınız mı? Araştırdınız evet, mı? Evet, kesinlikle araştırdık. Yediniz herhalde yani, değil mi? Tabii. Mesela hatta... kültürünü araştırdınız mı muhlamanın? Muhlama bizim orada enişte yemeğidir. Yani enişte bize sen bir yandan servisine bak ne olur. Ben damada enişte de yerler. Yani davet yemeği olarak mı geçiyor sizin oradan? İnsanlar enişteleri davet ettikleri zaman muhlama verirler. Bak, en güzel yemek olduğu için. Yani muhlamayı lütfen küçümsemeyin. Yok küçümsemekle muhlama alakası yok. Muhlama basit bir yemek küçümsemiyorlar fakat... Yemekteyiz yarışmasını başlangıç yemeği olarak uygun görmüyor. Hatta Muhammed Ali Bey'den ben bir muhlama şovu bekliyorum. Normalde bilir hatta sandalyenin üstüne çıkarlar böyle ekmeğini bandırırlar, kaldırırlar. Bence aynı de. Aynı şekilde Muhammed Ali Bey'den de bekliyorum. Zaten öyle olmadığı takdirde bir anlamı yok. Onun iyicene uzaması lazım. Getirip burada uzatacak mı peyniri? Efendim? Peyniri burada uzatacak mı? Ya da biz yerken mi uzatmamız gerekiyor? Ya bu uzatacağım niyetime var ama muhlamam böyle küçümserlerse de. Belki uzatma. Ama şimdi küçümsemiyorlar. Önce bir gelsin de uzatması kalsın. Yani. Şimdi şunu bir açıklığa kavuşturalım. Muhlamanın ne kadar güzel bir şey olduğunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Yemeyen de yoktur diye düşünüyorum. Ben muhlama uyumak sevmem diyen birini daha görmedim ben. Biz uzatmıştık hatta Trabzon'da yarışmacımızda. Öyle olması gerekir tabii böyle ki. Böyle bir metre neredeyse çok da güzel o şovunu biraz da yapmak lazım. Biraz da bir tık daha akışkan olması gerekiyor. Çok evet. Kalın da olmaması gerekiyor. Ya zaten onun olayı o peynir. Ben şimdi arkadaşlar boş beklemesin diye yine kibarlık yapacağım. Arkadaşlara ikramlık ceviz kuru yemiş vereceğim. Aslında vermemem lazım. Enerjileri biraz düşmesi lazım. Bunu yedecekler şimdi bana saldıracaklar yine ama olsun. Kibarlık bende kalsın. Bu arada tabii ki bugün 75 bin TL'yi birkaç saat sonra teslim edeceğiz. Sizlerin de başvurularını beklediğimizi yinelemek istiyorum. 75 bin TL için şansınızı şu yollar üzerinden deneyebilirsiniz. tv8başvuru.com ve DM'deyiz. Instagram hesabı elinize amade sevgili izleyenler. Türkiye'nin dört tarafından başvuru beklediğimizi yinelemek istiyorum. Çok az kaldı. Büyük final heyecan. Tabii ki hepinizin de puanı birbirine çok yakın takdir edersiniz. Ki dün Sultan yarışı. Ne diyeceksin dünle ilgili? Bir çıkarım yaptın mı kendince? Evet ben haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Çünkü kimler yemek tarafından? Beklemiyorlar da. Herkes tarafından haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Serdar Bey mesela çok övdü yemeklerimi ama 5 puan verdi. Hı hı. Muhammed Ali Bey de aynı şekilde. Evet. Emine Hanım da tabağı silip süpürmüştü ama bu arada beklettiğim sahilde. İçin evet. Ama az puan vermişti. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ve en zor menü ben yaptım. Kuzincik yaptım. Burada buyurun. Kuru dolma yaptım. Kuru biber yaptım. Teşekkürler. Ama bir az olsun. Bir puan aldım. Hı hı. Mesela Muhammed Ali Bey bugün basit bir menüyle önümüze geldi. Basit kolay mi? Bir menüyle. Tabii ki de kahvaltı yapacağız bugün yani. Şu basit Muhammed kelimesini Ali, kabul etmiyorum. Kolay değil. Lütfen. Basit ben basit kabul etmiyorum. Lütfen. Kesinlikle yöresel çok basit. Bir yemek basit peki, burası bir yarışma kolay değil. Hızlı yapılabilecek değil. Evet, eyvallah ama basit. Zaten durmadan çay içtiğinizden basit kolay değil, bir menü olduğu belli zaten. Basit kelimesine karşıyım lütfen. Bizim su içmeye fırsatımız olmadı. Ben yöremin yemeğine basit dedirtmem. Lütfen. Zaten atıştırmalık kesinlikle verdi. Basit. Şimdiden karnımızı zaten doyurmaya çalışıyor. Zaten Muhammed Ali Bey kazanacağına çok emindi. Yani davet masasında fındık fıstık. Niye verilmez evet, mi? Evet dedikodu yapacağımızı Zuhal falan düşündü herhalde. Ama belki şeyden Rize'den gelmiştir fındık. Ya Muhammed Ali Bey şimdi yemeklerini yapamayacağından dolayı çayın yanına bir çerez getirmiş bize. Yapamayacak mı?
Yani bence... Yapmış. Bakalım. Hem uğlamayı göreceğiz. Göreceğiz. Muhammed Ali Bey ikram olarak bize kuru yemiş getirdi. Herhalde biraz daha kalori almamızı, enerjik olmamızı istediği için. Belki de Sultan Hanım bazen bir moral düşüklüğü yaşıyor. Bu yüzden Sultan Hanım'a özel belki de bir düşünceye sahip oldu. O şekilde önüne bir avuç fındık koydu. Ekstradan kuru yemiş getirmesinin sebebi muhlama için vakit kazanmasıydı. Yani ne gerek vardı böyle bir şeye anlamadım açıkçası. Hiç hamsili pilav yapan var mı aranızda? Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Ben nereden hamsi biliyorsunuz sevmiyorum. Basit olduğunu yapmasını? Ben araştırmamı yaptım. Araştırmamı yaptım. Hamsi de pilavın yani, birleşmesi. Peki bu hanım hamsi de biliyoruz, peki, pilavı da biliyoruz. Tabii ki yani daha zor yemekler de yok mu Karadeniz mutfağında? Elbette var da. Şimdi o zaman şöyle değiştireyim sorumu. Bu haftaki ana yemeklerle kıyasladığınızda kolay mı yapımı? Diğer yemeklerle. Hasanpaşa köfte vardı. Sende ne vardı? Dana gulaş. Dana gulaş vardı. Sende ne vardı Sultan? Bende kuzu incik vardı. Kuzu incik sende ne vardı? Sarımsaklı tereyağlı antrikot vardı. Peki. Herkes bir et pişirmiş değil mi? Kırmızı et. Kimisi haşlamış, kimisi fırına vermiş, kimisi mühürlemiş. Onlarla kıyasladığınızda seviye olarak altta mı kalıyor yapım aşamasından, teknik aşamasından, meşakkat aşamasından? Şöyle meşakkatine bakarsanız aslında herkes de eşit. Keşke birazcık dudak yani payı sadece... bıraksaydınız. Sadece normal Sultan Hanım'ın et seçimi biraz daha ne demek istiyorsunuz? Zordu. Terbiyesizlik yani, yapmayın lütfen. Riskli bir saniye ne oluyor ne oldu gene ya? Dudak payı bıraksaydınız diyorum. Normal insanların dudağına göre yaptırdım, koy doldurdum diyor. Terbiyesiz kendisi yani. Ama şimdi Muhammed Ali komik de o ayrı. Kusura bakma o da apayrı. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bu çok takılıyorsunuz insanların estetiğine, görüntüsüne. Bak seyircimiz de kızıyor ha. Esmiyle kaşık biz de birbirimize takılırız. Ben de kendime bile soruyor bir şey fıştırttayım mı şuraya bilmem ne falan diye. Fakat şimdi yani o öyle uygun görmüş kendine yapmışım. Muhammed Ali Bey zaten fıkra gibi bir adam olduğu için bunlar bana çok normal geliyor. Salata kaç mı yapacaksınız? Kaç dakika oldu? Zoya? Kaç dakika oldu Gürbüz? 6. dakikadayız. 6 bitmiş 7. dakikadayız. Ulama şov geliyor. Ulama şov geliyor galiba. Tamam peki. Getiriyor yani, buraya. Hepimizin tabağına servis edecek öyle. Evet. Burada uzatacak herhalde genel olarak. O bence ama bayağı zorlar. Eğer ne oradan zorlar. Alıp da... Sultan Hanım'ın abisi de Rize'de çay işi yapıyormuş diye duydum. Evet kesinlikle. Gürbüz öyle dedi. Öyle mi? Reis Dua. Gürbüz aranızı yumuşatmak için bak bir köprü kurmuş. Öyle mi? Hiç şimdi, söylemiyorsun. Kameralara evet. Da orada göstereyim mi reklamımızda yapalım yöresel yemek. Valla sen kendine dikkat et zaten de. Zaten geldiğiniz günden beri sürekli reklam yapıyorsunuz. Aslında böyle yağ üzerinde bol bir, şu şekilde ortadan bandırarak yenilen bir yemektir. Bunun adı mıhlama değildir muhlamadır. Tescillidir. Rize muhlaması diye tescil belgesi almıştı. Lütfen ona göre davranalım. Tamam. Ürünüme. Muhlama. Kusura bakmazsan seni yiyeceğiz birazdan. Yani çok güzel görünüyorsun. Masanın üstüne falan çıkmış. Yok yok çıkma çıkma. Çıkmaya gerek yok. Burada kameralar görüyor burada zaten. Burada zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Uzat bakalım onu. Uzamıyor. Uzuyor. Şöyle bir kaldıralım ama ya. Gördüğümüz gibi. Çorba gibi abi. Arkadaşlar bu biraz soğuduğu zaman daha çok uzar. Bunu şimdi 2 dakika daha bekleyin ben bunu tam uzatayım size. Peynir biraz daha bekleyeceksiniz. Tam uzatacak size. Yani 2 dakika beklerseniz biraz soğursun. O zaman siz bekleseydiniz 2 dakika. Çok sever. O zaman ama siz saat sordunuz getirdim ben de. Muhammed Ali Bey ana yemekle servis edin bekleyelim. Ana yemekte bu muhlama aynı zamanda bunu küçümsemeyin. Bekleyin diyorsunuz ya. Tereyağı da memleketten mi? Tabii müsaadenizle servis etmeye başlıyorum. Tabii olur. Tabii artık muhlama bizim orada yöremizde ana yemek, ara yemek, tek yemek. Her elini yakla. Kahvaltıda kullanılır. Her şekilde kullanılır. Yalnız Bey. Ben tam olarak uzadığını görmedim. Bir ben tekrar şovunuzu yaparsınız. Şovunuzu yapamadınız. Ben size... Baştan patladı. Kaldı. Muhammed Ali Bey uzamadı. Baştan patladı. Uzamadı. Siz yerken tabağınızda uzatacaksınız zaten. Bir teller vardı. Tabağınızda yerken uzatacaksınız zaten. Bir de benim anlamadığım kızın peynir soğuduktan sonra nasıl uzayacak? Şu anda çok sıcak. Ana yemekte göreceğiz. Çok basit bir fizik kuralı var. Ya artık getir. Isıran madde genleşir diye bir kuralımız var ya. Uzamıyorsa saçmasaydınız. Hepimizin zaman sonu. Ne oldu şimdi? Zaten. Olmadı mı yani? Bence olmadı. Olmadı tabii ki de. Şov patladı. Yani gene biraz uzadı da tam o gördüğünüz gibi hani her zaman... Kaşar olduğu için normalde. Bakabiliyor musunuz? Evet şu an uzuyor. İşte onun kopmaması gerekiyor ya birbirinden saniyede. Komple yukarıya doğru beraberinde kalkması gerekiyor. Tamam. Daha önce yediğinizden emin misiniz? Oldu. Tamam. Oldu sayalım. Oldu ya az buçuk oldu işte. Hayır tabağa koyamıyorum be uzamasın. Oldu dersek yediğimiz yerleri. Tabağa konulmuyor daha ne olacak şey bu ya olsun. Nasıl bir şey bekliyorsun çok merak ediyorum. Şimdi bakacak olursak aslında hadi bu haftaki yemeklerle mukayese edelim. Aslında yapılış aşamaları açısından hamsili pilav da sizinkilerden çok daha basit değil. 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 Niye basit zaten, dediniz? Yok ben basit demedim. Bir saatte yapılır dedi Emine.
Bence yapılır hepsi. Hepsine? Evet. Bence. Muğlama, mısır ekmeği, fasulye muğlaması, pepera. Muhammed Ali Bey'in menüsündeki. Temizletip mi getirdi yoksa efendim? Normal olarak hamsiler temizlenmiş bir şekilde mi geldi yoksa kılçıklarını kendisi mi ayırdı? Hamsileri kim tuttu denizden diye sormanızı bekliyordum ama. Muhammed Ali Bey. Sen yakalamadı şuradan Beykoz'dan tutaydın. Muhammed Ali Bey, eğer balıkları siz ayıklamadıysanız ne yapacağız, biz balıkçıya mı puan vereceğiz? Balıkçı Resul abime puan verin, o da bizdendir. Yani adresini verin, siz biz giderken keşke onları da bir puanlama yapalım. Olur mu? Çağırırız, Resul Bey'i çağırırız, Cuhal Hanım müsaade ederse. Kim? Resul abi bizim, benim balıkçım. Tamam, o zaman yarışmaya onu alalım. Senin balıkçından mı hamsiler? Şu an evet. Ellerini kullanıyor kaşarları doldururken. Elimi kullandığımı kenara koydum. Ellerinizi kullanıyorsunuz şu kendi anda. Önünüze bakın. Ben onları aldım, attım. Olur mu abla? Hijyen yok bir çünkü kere yani. Çünkü siz şimdi bakmayın itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bunun heyecan canında yapıyor. Tel var. Çünkü hayatınızda, yani bakmayın buraya hayatınızda demek. Muhlama yememişsiniz için bu hayatınızda tel veriyor. Hayatınızda muhlama yememişsiniz derken elinizle koyuyorsunuz. Elimle koymadım. Biz sizin kamera bak, burada bak, kamera bak. Görüyorum ben elimle koydum. Elinizle kaşarları kesip içine atıyorsunuz. Elimle kaşarları kenara koydum. Muhammed Ali Bey, biz bunları misafirlerimize boğazda servis ediyoruz. Dikkatinizi çekerim yani. Ya da kahvaltıda. Evet, avcı böreği gibi değil mi? Tabii ki. Elinizle koyduğunuz bakın ama şu anda da uzatabilirsiniz kendiniz. Uzuyor. Ben elimle koymadım. Orada kamera çekiyor. Elimle koyduğumu kenara aldım ben. Gördüm ama siz... ben buradan. Şimdi yapması lazımdı aslında şovunu da. Evet. Süresi geçiyor diye acele etti herhalde. Evet, şu an istediğimiz kıvama geldi. Bu bir şey soracağım. Bu et yemekleri falan yapanlar antikotlarını falan filan kendileri mi doğradı, kasapta mı doğrattı? Biz bunları hiç sormadık. Siz kendiniz mi doğradınız? Şimdi balıkla bu bir değil Muhammed Ali Bey. Balıkla bu bir değil yani mantıken. Nasıl balıkla bu bir değil? Ya o zaman gidip eti de kesip getirmemiz mi gerekiyor? Balık daha zor, eti doğramak bir şey değil ki. Muhammed Ali Bey, ya bunu biz nasıl yiyeceğiz davet sofrasında, onu da düşünüyorum şimdi. Neyi? Nasıl? Bunu görsel olarak şimdi nasıl yiyeceğiz rahat bir şekilde davet sofrasında? İşte bunu rahat bir şekilde yiyemeyeceksiniz çünkü yani bunu yeme stili o değil aslında. Bak şimdi ben şu telleri uğraşıyorsun böyle, şu telleri almak zorunda kalıyorum ama bunlar yani alınmaz aslında. Mecbur surette almanız gerekiyor ya yani. Muhammed Ali Bey, ben sizi bugün bir çok yani gergin gördüm. Tam tersi ya, ben çok gayet rahatım. Hayır baksanıza bence kızardınız. Bence gayet de gerginsiniz. Bak ben doladım ekmeğime. Yok yok, olsun gözlerinizin gerginliği. Afiyet olsun. O sizin gözlerinizin gerginliği. Ben çok rahatım. Ya o kadar Serdar Bey, ekmek alabilir miyim? Telli oldu ki tabii artık ki. Ben bunu tabağa koyamıyorum. Sus, yok, daha beter bir şey yok burada. Zaten kaşık çatal yok. Ekmekle yiyelim direkt. Ekmek banalım bunları yani. Arkadaşlar, kaşık çatal var önünüzde. Özür dilerim Muhammed Ali ve sevgili seyirciler ve yarışmacılar. Şimdi arkadaşlarım uyarınca ben dayanamadım, daldım. Yarışmacıyı beklemek zorundaydık aslında. Ben özür diliyorum herkesten. Çok özür dilerim. Muhammed Ali, ben görünce... Mıhlamayı daldım ha, yedim. Yani Zuhal Hanım bunu... Seni vallahi beklemeyi unuttum. Zuhal Hanım'ı beklemeyi unutturacak kadar güzel bir şey sonuçta bu. Ama şimdi bu donmaması lazım ya, hemen aynen yenmesi öyle lazım. Hadi siz de yiyin. Gelenler vallahi yesin dedim ama bir tek sultana gelmiş. Yetim gibi Zuhal Hanım'ın tabağına bakıyorum. Estağfurullah. Ay vallahi hemen, ben bu da hemen yenmesi, özür diliyorum sevgili zaten izleyenler. Zaten sıcak yenmeseniz mıhlama yiyemeyiz ki, donmuş bir mıhlama evet, mıhlama değil. Evet, bu yemek için ben ondan yedim ya, unuttuğumdan değil yoksa. Bu hemen yenir diye daldım Muhammed Ali, özür efendim, dileriz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu donmadan yenmesi lazım. Gelenler yesin. Biliyorum ama ben yine racon tutsun diye çok evet koydum. Aslında sabah kahvaltısı yapıyorum. Size göre koysaydım. Kahvaltıda siz yiyorsunuz bunu. Kahvaltıda bu arada çok ekmek tüketir misin? Ekmek alabilirim. Hemen götüreyim ben size. Bayatlama. Var işte ekmek. Arkadaşlarım için de. Ama ne mutlu, ben bu masada ilk kez ekmek yedirdim ya bu insanlara. Ne mutlu bana. Sabah kahvaltısında bence herkes kullanıyordur ekmeği. Sürekli algı yapıyor Muhammed Ali Bey ya. Gerçekten sürekli algı yapıyor her konuda. Ödülde de 75 bin liraya aldığım zaman da her öğrenciye burs vereceğini söylemişti. Ondan sonra ben yemek yediğim zaman benim tabağım eleştiri yaptı. Her konuda sürekli algı yapmak zorunda değilsiniz. Ne yapsın, şovunu yapamadı, algı operasyonu yapıyor. Konuları değiştirmeye çalışıyor. Ne algısından bahsettiğiniz anlayı orayı tam duyamadım. Buyurun. Muhammed Ali Bey, çaylar nerede? Ekmeğimizin devamı var. Çaylar. Çay. Oy. Çay. Masada çay içmek yasak. Nasıl yasak? Aa, neden benim masamda o zaman yine içtiniz? Bak. Sizin masanızda siz hakim oluyorsunuz da ben bu masaya niye hakim olamıyorum? Siz bizden izin aldınız mı çay içerdiniz? Ben siz kendi masamda hakim olamadım ki. Ben kendi masamda hakim olamadım. Sizin yaptığınız büyük bir saygısızlık. Muhammed Ali Bey, siz bizde dalga mı geçiyorsunuz? Yani ilk günden zaten beri uzandım. Alıyorsunuz termosunuzu, arka arkaya çay içiyorsunuz, kendi gününüzde yok. Yok bir de işin... Dün benim uyuması gereken ben bardağını... Evet, yani gündüz! Termosunu aldığıma rağmen... Çaylarıyla bizim için nasıl bana çok yardım etti. Öyle mi?
O mıhlama için yardım etmiştir. Al al. Herhalde yemezsiniz diye düşünüyorum. Yok yok, afiyet olsun. Yardım ettiyse o zaman Muhammed Ali Bey'in yapacağı bir şey kalmamış. Ya, evet, ben ne açıdan yardım ettim bakayım? Moral olarak psikolojik destek verdim. Tabii mıhlamayı görünce sabah kahvaltısını herhalde Gürbüz de seviyor. Gürbüz iyi yere yatırım yapar, o bilir işini. Muhammed Ali Bey, kahvaltının yanına çay alabilir miyim lütfen? Çay yokmuş. Muhammed Ali Bey kahvaltısında Muhammed çay olmadan yapamam. Hadi gel otur sen de ye. Muhammed Bey bizim bütün masalarımızı sabote etti. Çayıyla bizim masa yorumlarımız bile doğru düzgün olmamışken onun çayı sürekli gündemdeydi. Hele ki dünkü masada Sultan Bey'in masasını yeterince sohbet etti ve... Sultan Bey, Serdar Hanım, bu hafta herkes sadece isimleri değil, cinsleri de karıştırdınız, cinsiyetleri. Evet. Görebiliyorsunuz. Ben yaptım vallahi. Görüyoruz, evet, kopuyor. Tamam. Kopuyor. Hı-hı. Ya bu uzaya mı çıkacaktı? Çıkartanı da gördük ya. Dünya rekoru da ayrı. Kocaman şov yapıyor. Peki. Dünya rekoru kırmaya geldim. Evet, size artık biraz toparlayalım güzel yemek yorumlarına. Güzel bir mamayı yedirmeye geldim. Evet, Serdar seninle başlayalım. Nasıl buldun? Bir tık tuzu az. Hı-hı. Bana sorarsanız lezzet olarak iyi. Güzel. Söylemek gerekirse. Sadece bir tık tuzunu fazla, biraz daha fazla koymuş olsaydı çok daha lezzetli bir mıhlama yemiş olacaktık. Peki. Emine? Ben daha iyi. Hiç yemedin mi? Şey, bunu alayım, bir yorum yapacağım. Tadına doyamadı herhalde. Aa, o zaman buyur, seni hiç bölmeyelim, sultana geçelim. Dur, daha yiyormuş, kızın keyfini bozmuyor. Ben de keşke başlangıçta krep falan yapsaydım. En azından arkadaşlarım sabah kahvaltısına dahil olurlardı. Evet, tadı lezzeti güzel ama ben bunu normal bir menüden saymıyorum. Sabah kahvaltısı diye sayıyorum bunu. Sabah kahvaltısı niyetine yiyin, şifa olsun. Çayımız yok ama. Sen de bu kadar çay iç dedin, içtin. Ben olsam bunun yanında bir çay ikram ederdim, namı yürürdü. Bir de saygısızlık yaptın. Hak ediyor mu diye şey yapıyor. Aa, çay hazır da hak ediyorlar mı diyor. Benim masamda siz de hak etmiyordunuz. Muhammed Ali Bey, Sultan Hanım'ın masasında neler yaşadık sizin çay sevdanız? Yani benim masam üstünde bugün bize çay vermiyorsunuz. Masamı sabote ettin. Sen beğendin tadını, sadece başlangıç için uygun görmedin. Başak sendeyiz. Ben bir şey söylemek istiyorum Muhammed Ali Bey. Çay içmeden mi duracaksınız? Ben şaşırdım şu anda. Aa, evet. Evet. Benim için o bize anda, özel olduğu için şu an kendi önünde yapmak. Bu davet masasının davet edeni benim ya. Evet. Benim önceliğim sizlere güzel sunum yapabilmek, sizlere güzel hizmet edebilmek. Evet. Ben çayımı bir ara alırım. Öncelik siz tamam. Bir... Tamam, biz de davet masasını, biz de çay içmek istiyoruz sizin gibi. Peki, bir Başak'ın yorumunu duyayım. Çok sarttık. Davet menüsüne uygun değil ama ben beğendim. Tadını beğendim. Mıhlama evet, performansı alıyor musun? Evet. Önemli. Peki, sendeyiz şimdi Emine. Vallahi Emine beğendi, dur. Tuzsuz. Biraz tuzsuz ama lezzeti yerinde. Sadece davet masasına ben de uygun bulmadım çünkü gerçekten kahvaltı menüsü. Evet, peki. Eline sağlık, ben de beğendim. Sen kalkacak mısın yoksa yiyecek misin? Ya ben aslında yemem lazım da sonra yerim yarışmadan sonra, parayı aldıktan sonra. Oh. Zaten... Ya para, zaten ama bir şey ihtiyacım yok dedi. Kahvaltıdan zaten ödül alamadım. Öğrencilerin okuyacağım dedi. Sonra dedim, alıp cebime koyduktan sonra demedim. Ben para, ne fark eder ben, ki cebinize girmeyeceğiniz yani bir paranın neden şu anda muhasebesini yapıyorsunuz? Ben 46 yaşıma kadar şanımla şerefimle yaşadım. Ne güzel. Arkamdan da böyle konuşmalar duydum. Emine Hanım demiş diye duydum galiba. İsimleri yanlış olabilir. Dedi ki ben Muhammed Ali Bey'in parayı kazanırsa çocuklara, öğrencilere burs vereceğini ben düşünmüyorum. Ben de söyledim bunu. Ben söyledim. Sultan mı söyledi Emine mi? Sultan ben söyledim söylemiş. Evet. Çünkü ben başta paraya ihtiyacım var dediniz. Sonra... Zaten çok özür dilerim Emine Hanım, sizin isminizi geçirdim az önce. O zaman çocuklara verecek bu şimdiden bir sözleşme getirsin. Bu kadar size saygısızca bir söz sadece Sultan Hanım'dan çıkardı zaten. Evet, ben yanlış yaptım. Ben zaten... Sultan'a peki, yalnız devam etmek zorundayız. Muhammed Ali, Muhammed Ali, eline sağlık, ben de beğendim. Paraya ihtiyacım var dedi Soylu Hanım. Efendim? Sonra paraya ihtiyacım var dedi. Sonra sen devam edebilirsin. Çocuklara bağışlayacağım, okuyan gençlere burs vereceğim dedi. Evet, sen ama paraya ihtiyacı olan bir insan neden bunu yapsın ki Zuhan Hanım? Yani mantığa sığmıyor bu. Şimdi ben bilemem. Yarışmacıya biz teslim ederiz ödülünü. İstediği yere bağışlar, istediği kişiyle paylaşır. Ama söz konusu sürekli paraya geliyor Muhammed Ali Bey. Hayatım, o kadarını da kusura bakmayın. Ben yani biz düşünecek halimiz yok. Evet. O kişinin kendisini bağlar. Onun kendisiyle Allah arasında bir durum o. Beni ilgilendirmez. Yani ister bağışlar, yani biz öyle deklar etti. Eğer bağışlayacaksa sözleşmesini yapıp gelseydi. Birinci olacağını düşünüyor sonuçta bu adam. Yani geldiği günden beri Sultan ben yazılı bir şeyden. Ben zaten hayır işleri yapan bir kişiyim. Bir şey ama şimdi arkadaşlarımın üstünden puan Sultan Hanım zaten şöyle. Ha, bir saniye bakın. Evet. Bir saniye. Bunu ben hiç düşünmemiştim ama şimdi sen söyleyince. Şimdi şöyle bir şey, duygu sömürüsü demeyelim de. Duygu sömürüsü şimdi değil. Sen bir güzel bir amaç uğruna bağışlayacağını söyledin ya ödülünü.
Bunların diyorlar yarışmacıları etkileyebilir bu düşünceleri. Kesinlikle çünkü yarışmacılar da madem öğrenciler için harcayacakmış burs parası olarak, o zaman yüksek puan verelim mi, versek mi acaba diye, evet insani olarak öyle bir şey hissiyat uyandırabilir sizler üzerinde. Doğru olabilir. Zaten. Ama o niyetle mi yapıyor? Gerçekten amacı bağışlamak mı, onu da biz bilemeyiz. Mısır ekmeği eline sağlık. Teşekkürler. Görün istedim çünkü dilimleyip getireceğim. Bu kekimiz de geldi. Bu biraz bozulacak. Kek mi? Evet, kekimiz de geldi. Bakacağız. Keke mi benzettin? Yani şerbet bir... dökse kalbura bastıya benzettim. Şunu söyleyecektim demin. Ben iyi niyetli olduğunu inanıyorum Muhammed Ali'nin. Gerçekten de bağışlayabilir, olabilir, doğrudur. Zaten çalışıyorum yardım dernekleri dedik. Ve fakat günün sonunda yine söylüyorum, çok da uzatmayayım. Bu bir yarışma programı olduğu için, herkes de kendi adına yarıştığı için herkes her şeyi kendi lehine kullanabilir. Evet. İyi bir amaç uğruna der, kötü bir amacı olabilir veyahut öyle değildir de farklı bir düşüncededir. Yani bu tür şeylere sebebiyet vermemek adına, bir şaibe olmaması, insanların da aklına kötü kötü şeyler gelmemesi adına, ben olsam böyle bir amacım varsa bunu final gününde veya finalinde açıklarım. Sözleşmeyle gelseydi bugün. Sözleşmeyi bilemem. Hani birinciyi derim ki, kazandıktan sonra derim ki bu arada ben kazandım, teşekkür ederim, çok mutluyum. Ben bu kazandığım parayı bilmem şuraya nokta nokta oraya bağışlayacağım. Bence daha doğru bir tutum olur. Muhammed Ali Bey birazcık şov peşinde olduğu için yarışmacıları etkilemenin dışında birazcık bence seyirciye de oynadı. 75 bin TL'yi alacağım, 75 tane öğrenciye vereceğim dedi, burs vereceğim dedi. Ben kesinlikle inanmıyorum kendisine. Kendisi alıp güzel güzel harcayacaktır. Muhammed Ali Bey'in burs verecek olması bence puanlamayı etkileyecek diye düşünmüyorum. Çünkü arkadaşların öyle bir niyeti yok. Zaten bunu masada da dile getirdiler. O yüzden ben gerçekçi buldum Muhammed Bey'in düşüncesini. Güzel de düşünmüş. Eğer paraya ihtiyacı yoksa bu şekilde öğrenci arkadaşlarımıza yardımda bulunması beni de sevindirir. Kesinlikle insanları etkilemek için bu burs meselesini ortaya attı. Bugün zaten kendisine verilen puanlarda da etkileyip etkilemediğini göreceğiz. Ben öğrenciyim. Sultan Hanım'ın bir iş yeri var. Serdar Bey'in belki söyledim. İhtiyacı var. İki tane çocuğu. Benim farkım, ben söyledim sonuçta, siz söylemediniz. Tamam zaten siz Muhammed Ali Bey. Sen yapmadın muhabbetine girelim o yok, zaman. Yok zaten terlemeye siz şimdi, başladı. Siz şimdi başladı. Yemekten vurmaya çalışıyorsunuz, yemekten vuramadınız. Şimdi başka yemekten yerlere ulaştık. Zaten babayla konuşamazsınız. Yemeğinize daha yemek gelmedi lütfen. Ki Muhammed Ali Bey. Kahvaltı yaptık zaten, yemek yeseydik vururduk ama yemek yok yani. O size göre kahvaltı. Hadi yesene gel. Bu Karadeniz'in insanları seyrettiği zaman bunun kahvaltı mı ne yemek olduğunu biliyor. Para mevzusu her zaman suistimale açık. Farklı fikirlere, insanları kötü kötü düşüncelere sevk edecek. Hırsızlıklar, soygunlar, alemler, kellemler, allem kallem işler, ketemperler niye oluyor? Hep para için. Para mevzusu deyince akrabalar birbirine girer. En yakın arkadaşınızla düşman olursunuz. Alırsın sevdiğin, tanıdığın ya da akraba olan birini işe alırsın. Sonra aldığına pişman olursun. Efendim her ailede bir miras kavgası, kardeşler arası Muhammed mal paylaşamama. Muhammed Ali çatalamıştı, çok özür diliyorum. Şu bu, o kadar çok. Bak size daha 100 tane örnek. Her kime sorsan, sokaktan çevirsen, parayla ilgili herkesin bir derdi var mı? Var. Parasız hayat olmuyor. Maalesef de artık günümüz koşullarında ekmek aslanın midesinde bile değil, artık kuyruğunda yani. Çok doğru. O kadar zor ki, Allah herkesin yardımcısı olsun bu arada. Dolayısıyla bütün bunları sürekli dile getirdiğiniz zaman işte böyle yanlış anlaşılma. Onun için para mevzusuna kimse bence girmesin. Hepimizin masasında yaptık. Ben artık arkadaşlarıma da dedim. Yani bize hemen hemen her gün birileri hediye getiriyor. Sağ olsunlar, memleketlerinden gelirken oranın yöresine ait lezzetleri tattırıyorlar. Kendileri pişirip getiriyorlar. Aman dedim, yanlış anlaşılmasın. Ben normalde hediye kabul etmeyen biriyim. Asistanıma bile söylüyorlar. Söyleme bir şey var. Gerek yok diyorum ama almış getirmiş kıramıyorum. Ay, ne gerek var diyorum, mahcup oluyorum. Ama bu hediyeler bile... Gün geliyor insanlar tarafından yanlış değerlendiriliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa ben senin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum, inanıyorum da yani. Ama evet. Zuhal Hanım, pazartesi gününden itibaren hepimizin masasında, bizim masamızı çayla sabot ettiniz zaten. Üstüne üstlük bunun bir algısını yarattınız. Puanlamalarınız çay zaten ortada. Yarattı, doğru. Bunu kabul ediyorsunuz tabii zaten. Tabii, şimdi bir mesaj veriyorum. Çay için. Çaycı olduğunuzu çay. Kabul ediyorsunuz. Ne demek zaman. İstiyorsun? Hangi gizli emellerin? Dış mihrakların ben oyunu elimle, bu. Elimle yemek çay zorunda mıyım? Bunu elimde yemek zorunda yok, mıyım? Elinizde... Bıçak kullanmak istiyorum onu belki. Onu bıçakla kesemezsiniz ki. Ben bıçak kullanıyorum. Vereyim ben size ama bıçakla kesemezsiniz onu. Mısır ekmeği bu yani. Daha önce yememişsiniz ki, onun için bilmiyorsunuz. Keşke sorsanız bu nasıl yeniliyor diye. Keşke siz anlatsaydınız biz sormadan. Belki hanımefendi elle yemek istemiyor. Ojeleri bozulacak. Ojesi niye bozulsun? Bir de bir bardak kola alabilir miyim acaba? Bardağımız yok ama. Bilmiyor ya. Mısır ekmeğini şey dünya biliyor nasıl yenildiğini, nasıl bir şey olduğunu siz bilmiyorsanız bir bardak kola alabilir miyim? Yani davet masasındayız ya Muhammed Ali Bey, evde değiliz. Ben size ara yemeğimde demiştim
demiştim ki benim evet. bütün yemeklerimden tek kaşıkla alabilir misiniz? Siz dediniz ki hayır ben böyle yemek istiyorum. Sizin dediğiniz şekilde yemek zorunda ben değilim. Dedim. Evet. Ben dedim şimdi tek de kalmak istiyorum dediniz ve yemediniz. D vitamini şart ve 12 de şart karıştırıyorsunuz. Ben bir şey demedim. Siz benim üstümden böyle algı yaratamazsınız. Şey ben size bana söylediğinizi söylüyorum. Ben birlikte aldım. Ben özellikle her yarışmacıya dedim ki hepsini tek kaşıkla alıp yiyebilirsiniz. Özellikle size de söylemiştim zaten. Muhammed Ali Bey dedi ki hayır benim yememe gerek yok. Ben lezzetleri tek tek alabiliyorum zaten. Kendi şeklimde yiyeceğim. E ben de o zaman kendi şeklimde yiyeceğim. Tamam. Bana bir, kendi şeklinizde buyurun yiyin. Ha senin o ara yemekteki muhabbeti. Aynen hatırladım. Öyle. Portakal, gazlı portakal. Siz de gazlı portakal. Siz ben siyah. Ben kola istiyorum siz. Ama sakın suyumun ben üstüne doldurmayın. Ben çay rica edeceğim. Lütfen. Çayın altını yakmışsınız çünkü. Çay görmüş olduğum kadarıyla. Ben bir şey yapacağım sağ ol. Çay getirebilirim. Yok yok teşekkür siz ederim sağ ol. Şeyin dışındasınız. Estağfurullah. Şimdi şöyle doğru söylüyor. Emine dedi ki benim o ara yemek çıtır nohutlu kabağı vardı ya humusu. Onda da hem soğanından hem humusundan hem çıtırından alın hep bir arada yiyin dedi. Muhammed de dedi ki onu diyorsun değil mi? Hatırladım evet. şimdi. Yok ben tek tek de alabilirim lezzetlerini öyle yemek istiyorum dedi. Şimdi sen öyle deyince otomatikman ona da böyle bir şey hakkı doğuyor. O zaman ben de tek tek yiyeyim. O zaman o da der yani. Ki ben elimle yemem. İşte hayır öyle... tek tek ben şu anda öyle bir şey demedim ki size tek tek yiyin çift çift ama yiyin. Ama Sultan Hanım'a diyorsunuz öyle bir şeyimiz yok ki istediğiniz gibi yiyin. Hayatınızda mısır ekmeği görmemişsiniz diyorsunuz. Eleştirileriniz de bizim masamızdaki yaptığınız eleştirileriniz aynı olsun şu an. Hepimizin hayır, masasında oynadınız çavunuzu yaptınız ama Hanım. Kendi gününüzde çok gerginsiniz. Emine Hanım ben gergin değilim çok rahatım. Hanımefendilerle konuşurken Emine ses tonunuzu Muhammed Ali Bey. Nasıl birleştirip yemeniz gerektiği konusunda bir şey söylemedim ki. Nasıl yemeniz gerektiği, nasıl yapmanız gerektiği, bilmiyor musunuz mısır ekmeğiyle fasulye turşusunun nasıl yendiğini? Eğitime herkes aynı yörede değil. Yöresel yemek yeme eğitimine geldik. Hepimiz aynı yörede değiliz. O yüzden bu yemeği nasıl yenir dedim. Da, rejyon açısından istemiyordur, elini bir şeye sürmüştür. Ellemeyeyim diyordur ama elle yenir normalde. Şimdi Muhammed burada... Ali Bey dünya mutfağı dünya mutfağı diyordu. Karadeniz galiba onun tek dünyası. Başka bir şey bilmiyor gibi geliyor bana. Hayır bir şey soracağım. Rize Mars'ta mı, Jüpiter'de mi, Uranüs'te mi, nerede? Rize dünyada. Doğru. Dünya mutfağında mı yemek getirdim size? Burada bir yanlış, yalan bir şey var mı? Bütün dünya birer yemek sesiydi. Zeytinli Karadeniz menüsüne sığdırmasaydınız. Çünkü benim dünyam burası. Burası benim masam. Ama benim sizin dünyam. Dünyanızdan yemek getirdim. Ben var ya, bravo. Şeker olsun. Şifa i̇şte Karadeniz olsun. Zekası bu. İşte bu. Bravo. Kıtı olarak sadece orayı. Ama Rize Türkiye'ye ait. Türkiye'de bir dünya ülkesi. Dolayısıyla bu da bir dünya yemeği değil midir? Doğrudur. Serdar Bey şeker kullanıyor musunuz diye sormadım ama şeker sağlığa zararlıdır. Tek şeker rica etsem tek size şeker. Zahmet olmazsa. Ben de bir bardak çay alabilir miyim? Koladan vaz mı geçtik? Evet çay istiyorum. İstiyorsun belki veririm bilmiyorum bakalım. Bana eşlik belki etmek. Belki veririm derken şu an misafirim ya. Dün benim masamda içtiniz ya. Verdiğim halde ekip arkadaşlarımdan aldınız yok. Ya. Çay normalde bir yemek masasında neden içilmez ya. Neden içtiniz o zaman ya. Beni? O zaman ben ne içtim? Madem bunun farkındasınız. Onu laflarınızı. İçilmez ya. Saygısızlık ya. Sabotaj ya. İçtiniz Sayın Ali Bey. Aynısını bugün ben sizden o zaman istiyorum. Masamda çay içseydiniz. Bak ama ben size... Ben kadar saygısız değilim. Ben ev sahibinden istiyorum. Getir getir. Bana bir bardak çay getir. Getireceğim ama ne demek istediğimi siz anladınız daha. Ne desem onları anlamadım. Benim günümü gerçekten mahvetti. Konuyu sürekli başka yerlere çarpıttı. Şimdi ben olsam... Deminden beri de çay muhabbeti. Bunun açılacağını biliyor olman lazım Muhammed Ali. Sultan Hanım açık mı içersiniz koyu mu? Açık alayım Muhammed tamam. Ali Bey açık Muhammed olsun. Muhammed Ali Bey Sultan Hanım zaten kılıcını çekip buraya geleceğini belliydi. Siz de kalkanınızı yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Zaten aç kaldım zorlanım. Senin kalkanın da çaydı. Çay içeyim. Kesinlikle. Şimdi haklısınız. Çünkü sen pazartesi günden beri herkesin masasında çay içtin. İzin vermeseler de içtin. Verseler de içtin. Evet tamam kendi çayını içtin. Bir zararı oldu mu? Belki olmadı fiziken. Ama hani yarışmacı masasında kendi menüsünün dışında bir şey görmek istemedi. Bunu da anlayabiliyorum. Ben de söylüyorum aynı şeyi. Ve fakat bugün sana çayla geleceklerini biliyordun. Ben seninde olsam masa başından beridir konuşuluyor birer bardak şimdiye kadar getirmiştim. Muhammed Ali Bey kulağım sizde buyurun. Benim kalkanlarım her zaman açık. Anca bu şekilde konuşabiliyorsunuz. Zaten bütün masamızı sabah ettiniz. Zaten prim kasmaya geldiğiniz için kalkanlar sürekli açık zaten. Hiç kapanmadı ki. Yani ben kılıça karşı kalkanlarım hazır yani. Göreceğiz onu. Onu göreceğiz. Buyurun efendim. Ah teşekkürler. Hadi. Afiyet hadi artık olsun. Yemek yorumu almak istiyorum. Hadi bakalım Emine fasulyeyi de söyle, ekmeği de söyle. Fasulye turşusuydu değil mi? Evet. Yani fasulye... Fasulye turşusunu kendiniz mi getirdiniz? Fasulyenin turşusunu kendim getirdim. Evet. Yani hazır getirdin. Bir uğraş olduğunu düşünmüyorum. Fasulyeyi alıp kavurmuşsunuz. Ekmeğini zaten bir kek harcı gibi onu karıştırıyorsunuz, fırına evet. atıyorsunuz. Evet. Ben bir uğraş olduğunu düşünmüyorum. Ekmekle beraber ben mısır ekmeğiyle beraber fırına girmeyi düşündüm ama sığmadım.
olmuştu. Hani öyle bir şey konuşmadım zaten. Yani o kadar basitleştiriyorsunuz ben ki. Ben size o tarz bir şey konuyup izin verir misiniz benim yorum yapmama? Bağırmayın, bana bağırmayın da. Bunu kıvamını tadını tutturmak çok farklı. Sen ya bu yarışmayı dinleyin. Bu kadar. Sen de ye lütfen. Yorumları dinlemek durumundayız. Ben, ama daha önce bunu yemesini bilmiyorsunuz diyorsunuz ya. O zaman nasıl yorumlamamızı bekliyorsunuz bilmediğimiz bir yemeği? Madem sadece siz biliyorsunuz basitleştirmeyin diyorum yani. Bu mısır ekmeği öyle bildiğim siz gerginliğini de zaten bilmiyoruz ya zaten. Mesela tadı kıvamını. Mesela göstereyim mi nasıl yenildiğini bizim evet. orada. Evet. Bizim orada böyle yenilir bu. Çatalla falan yenmez. Bu mısır ekmeğinden böyle alırsın. Yersin. Ama sizin tercihiniz başka tabii. Bir davet yemeğinde şimdi ben ekmeği fasulyenin üstüne ekmeği doğrayayım. Değil mi? Bir davet. Bir lahmacun bir şey gelseydi ya da ne bileyim bir çiğ köfte var yani elinizde miyince bir şey. Lahmacun tercih ederim ve acım yani. Acıktım ben yani. Dur ama yemek gelecek. Zuhal Hanım dün yarıştım zaten. Yorgunum, argınım. Gittim eve dinlendim. Sabah yine sete geldik aynı şekilde. Aç kaldık yani. Bugün aynı şekilde ana yemek gelecek. Hamsili falan gelecek. Evet. Sen lezzetlerini beğendin mi? Yani mısır ekmeği gibi mi? Fasulye kavurması, turşusu onun ya gibi mi? Ya daha önce hiç yemiş mi? Ya da yedin mi? Ay ya bir izin verseniz keşke biz bir konuşabilsek, bir yorum yapabilsek, bir yiyebilsek. Sürekli bizi bir sohbet etmeseniz tamam, ya. Tamam hadi söyle ben kızım. Ben beğenmedim Zuhal Hanım. Beğenmedim. Peki. Serdar? Ben sabah kahvaltısından öğle yemeğine geçtim. Niye yaptın? Kekimle beraber çayıma devam ediyorum. Kek gibi mi? Evet. Olmamış mısır ekmeği? Olmamış. Niye? Kek gibi kere... olursa olmuş demektir. Gene bu tuzda bir problemimiz var. Hı. Hepimizin tuz, tuzuna alakalı. Hiç yok. Bir tuz sanki hiç yok içerisinde. Hı. Kıvamı mısır ekmeği yemişindir. Mısır ekmeği tabii ki de yedim. Üstü zaten sert olması gerekiyor. Doğru. Ama alt kısmı süngerimsi olmuş görmüş olduğunuz gibi. Kıvamı yani tutturamamış. Üstünü iyi pişirmiş ama altı ıslak kalmış. Hı. Hatta şöyle yapsam daha mantıklı olur. Yani ben şu an saat öğle yemeği gibi. Hanımefendiyle beraber biz çay partisi yapıyoruz. Çayla mısır ekmeğini yiyorsunuz şu anda doğru mu? Yani mecburen yemek aç kalmayayım diye karnımı doyurmak adına bunu yemek zorunda maalesef. Afiyet olsun. Fasulye diyorum. Nasıl? Şöyle fasulyeyi ağzınıza attığınızda bir gırç gırç lastikimsi bir kıvamı var. O da turşu seçiminizden kaynaklanıyor. Çünkü turşudan yapmış olduğunuz bir ürün olduğu için. Bunun dışında da Ayşe Kadın fasulyeler almış olduğu yerden galiba... Kılçıkları alınmamış. Yani evet. Yerken kılçık geliyor evet. Ağzınıza. Onu da beğenmedim Zuhal Hanım. Beğenmedin Sultan. Evet fasulyeler temizlenmemiş zaten belli. Zaten hiç ben yorum yapmak istemiyorum ya gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Yapmak zorundasın ne demek yapmam istemiyorum ya yapacaksın. Fasulyeler temizlenmemiş. Beğenmedim. Evet beğenmedim. Mısır ekmeği. Mısır ekmeği de aynı şekilde beğenmedim. Beğenmedim Başak. Fasulyeyi ben de beğenmedim. Kılçıkları geliyor. Az önce geldi hatta çıkardım. Mısır ekmeğini de beğenmedim. Ben daha önce şimdi diyeceksiniz ki gitmediniz, bilmiyorsunuz, yemediniz, içmediniz. Ben daha önce Rize'ye de gittim, Trabzon'a da gittim. Benim bir sürü arkadaşım da var Karadeniz'de. Gittiniz diye sorarım sadece. Karadeniz'de bir sürü arkadaşım var ve onlarda da yediğim kadarıyla bunun bu kadar sert olmaması gerekiyor. Şimdi... Bir yerde buluşalım. Şu ortada Serdar Bey'le şu ortada bir buluşun siz. Üstünün sert olması lazım, yumuşak mı olması lazım? Hayır, üstü tamam sert ama genel itibariyle sert. Yani mısır ekmeği sert olur. Siz bak bir şey diyeceğim. Bunu yine herkes bilsin. O fırınlarda falan şimdi satılan mısır ekmekleri var. Onlar mısır ekmeği değil. Ben ondan bahsetmiyorum zaten. Bizim Karadeniz'de yapılan mısır ekmeği böyle olur. Sert olur. Bu çok sert de değil bu arada. Bu daha da sert olur. Altı sünger olmaz ama. Altı sünger değil. Islanmış altı. Serdar Bey. Buyurun. Bunu eğer bizim orada bir kuzine de yapsaydık alt üst eşit pişebilirdi. Ama orada şimdi değiliz ya şu an. Bir şey diyeceğim size. O zaman yapmayacaktınız yani kuzine çok falan. Çok şey değil. Yani biraz bunları, az pişmiş altı. O zaman buradan kalkıp köye gidip orada yapmamız altı lazım. Altı biraz az pişmiş ama bilmediğiniz bir mutfağa ilk kez girdiğiniz bir mutfağın fırınında bir şey pişiriyorsunuz. O zaman seçimi bunu yapmayacaksınız. Muhammed Ali Bey benim köftem için de konuştunuz. Yani biz de o zaman tek başa aman ilk herkes kez girdik yorum mutfağa. O köfte hiç konuşmasak mı acaba Başak? Ama Zuhal Hanım şimdi hepimiz girdik ya, mutfağa. Ya haklısın da yani o köfte çok savunulacak bir köfte yok, değil. Hayır, o anlamda hepimiz söyledim. Hepimiz için söylüyor ya ben de hani kendimden örnek vermek istiyorum. Tabii canım ya herkes aynı mutfakta yarışıyor. Evet. Onda bir sıkıntı yok yani bu bir bahane değil. Vallahi yapabilen nasıl yapıyor? O zaman güzel çıkmış yemeklerin farklı bir mutfakta Başak yapıyorlar. Başak Hanım daha kış gelmeden kartopu yapmış. Herhalde kartopu oynamak istemiş. Ya da akış evet, gelmiyor. Eline sağlık afiyet diyelim. Olsun. Sizde ateş fazla yükseliyor ya biraz söndürmek istedim ekmeği Serdar ya. Bey. Teşekkür ediyorum düşündüğünüz için. 9 tanesinde 6 ile üstü eşit pişmez. İmkansız bu. Altını görmeden, keşke bizim günümüzde de öyle yorum yapsaydınız yemeklerimize Muhammed Ali Bey.
Fasulye kavurması turşusu ve mısır ekmeği. Fasulyeler zaten ayıklanmamıştı ve hazır turşudan yapmış bunu. Kılçıklarını da fasulyenin temizlenmemişti. Zaten ekmeğin yanına da bıçak servisi yapmamıştı. Onu kesemedik. Sertti yani. Altında Serdar Bey'in gösterdiği gibi sünger gibiydi. Yani fasulye turşusu, fasulyeyi getiriyorsun turşu olarak. Burada kavuruyorsun. Yanına da bir iki soğan ekliyorsun. Yine bir uğraştırıcı bir şey yok. Mısır ekmeği zaten kek kıvamında oluyor. Onda da birazcık hataları vardı. Bazı arkadaşlar ıslakladı, bazıları kuru dedi. Bence eleştiriye açık bir menüydü. Dün söylediğim şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Nasıl ki sultana olan duygularınız, düşünceleriniz yemeklerin önüne geçmesin dedim. Aynı şeyi Muhammed Ali için de kapı çalıyor. Kapı çalıyor ya. Bir bakalım kim geldi. Buyurun. Kim? Sultan Hanım. Sultan Hanım yok burada kardeşim. İyi akşamlar. Haksız yorumlar da yapmayalım. Olmuş, olmuş, olmamış, olmamış diyeceğiz. Fasulye kapı çaldı ama ben davet masasında müsait değiliz dedim. Gönderdim, kimse bilmiyorum. Aa, olur mu? Nasıl ben gönderdim? Yemek söylemiştim. Ne yapmıştın? Yemek söylemiştim. Yok canım. Siz lahmacun deyince canım çekti. O zaman Zuhal şaka yapıyor. Şaka yok, yapmıyor. Şaka yapmıyor. Biri bizim bakabilir mi kapıya kim geldi? Zuhal Hanım gidip alabilir miyim? Ben böyle bir şey görmedim ya. Git bak hala çalıyor. Gerçek mi söylüyorsun? İyi ki de evet, gelmişsiniz valla. Sen git bak. Tabii ki hemen. Ben bakarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok acıkmıştım. Sağ olun. Hay bazen böyle yemeğin ortasına yarışmacıya çiçek geliyor da ben öyle bir şey zannettim gene. Sen gel açtın, tanımadığın birisi miydi? Aaa! Yok canım. Ya. Gerçekten çok acıktım ama menüye bana dair yani hiçbir şey yok. Bu ne? Acıktık. Yanına yeşillik getireyim mi? Ya kahvaltı mı yapacağız akşam yeşilliği yemeğinde? Yeşilliği de yanında zaten. Siz de lahmacun deyince canım çekti. Oo tamam, ondan da kurtuldum. Yoksa yeşillik getirebilirim yanına. Yok canım. Ben şaka yapıyor zannettim. Yok ben lahmacun sen diyeceğim. Sen ne arada ne verdin siparişi? Masaya gelirken söyledim. Aa, aç evet, kalacağım, aç kalacağım. Sen ciddi miydin o söylediğinde? Evet. Ben şaka yapıyorsun zannettim. Aç yok, kalacağız, aç kalacağız. Aa lahmacun siparişi vermiş. Vallahi şimdi aç evet, gerçekten yok söyle kutu mu bize şey yaptı? Kokusundan ben öyle bir şey aldım. Ekip biz bilmiyorduk diyor. Kıyma soğan aa kokusu evet. Aa. Lahmacun. Gerçekten hepimize yeter. Hepimize de yeter koyalım. Ah hem de zayıf hepimize nokta. Hepimize de yeter. Evet hepimize sen de yeter çünkü aç kalacağız. Olmaz ama şimdi burada ben yarışmacının yemeğim ana yemeği gelecek. Zaten çay getirdi Zuhal Hanım. Çay getirdi şak diye çay bardağını aldı masaya koydu termosuyordu onu bir güzel boşalttı. Ah Muhammed Ali ah o çayın başınıza bela alacağını ben biliyorum. Serdar Bey buyurun. Kendi ellerinizle bana. Emine Hanım ister misiniz? Ne yapıyorsunuz? Yiyeceğiz Zuhal Hanım ne yapalım? Olmaz ne abi de masanın üstüne koyun. Koyma masanın üstüne ne yapıyorsunuz? Hey, hey, Zuhal Hanım. Kaldırın onları durun. Ben müsaade etmiyorum yetiş. Şimdi o benim yeme çayımı aldı. Vallahi ben de aldı etmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya sen zaten yapmacık bir şey anlattın. Ama ben en azından yemek yapmıştım. Bunu tescillemiş oldun siz şimdi. Siz ne yaptınız kahvaltı? Aa, sen onu ekibe dağıt ekibe bizimkiler ama yesinler. Ama kendi gününde zaten dedi ki Sultan Hanım bana bir bardak çay verir misiniz? Daha o da dedi ki hayır layık değilsiniz. Evet. Ha, o da doğru. Ah ah niye dedin sen yani de az değilsin. Yani keşke eleştirileriniz aynı olsa. Ya öyle hareketler yapıyorsunuz, öyle şeyler söylüyorsunuz ki bazı şeylere mahal veriyorsunuz. Ben de buna üzülüyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum. Zölen bir ucundan ısırsam. Ama ben de bir azıcık yesem olur. Ama o çay içtim. İzniniz olursa bir ucundan ısırayım. Ben izin vermiyorum. Ben ilgilendirmem. Ama ben o çay içtim. Yarışmacıya soracaksınız. O bize sormadı ama. O zaten bizi bugün aç bıraktı. Ben dedim benim kasamda. Ben o gün de dedim koyma dedim. Daha ilk gün başarın yarışmasını evet dedim. Ben kabul etmiyorum. Ben tasdik bakın. Ben masaya yarışmacının izni müsaadesi dışında gelen hiçbir şeye müsaade etmiyorum. Ben ama benim vermiyorum. Masamı sabote ettim. Ben dedim ki tatlının yanında içebilirsiniz. Ama ha, ondan sonra kadar verdin içti. Ha, ben salata geldi. Ama da kendi çay getirdin işte Zuhal Hanım. Buraya koyabilirsiniz. Her şeyin dışında kendi hayır özel çayını getirdi işte masada. Ben bunu getirmem bugün. Hayır ben yemek Zoran, istiyorum acım ama. Zuhal Hanım ben istemem müsaade etmiyorum. Yemeğe bir şey yapma kurallarına göre beni uyarabilir misin? Ama dün ben de istemedim. Yiyebilirim işte. Dün ben de istemedim. Ben izin vermedim. İzin vermediniz tamam. Hayır dün ben de istemedim. İzin vermedi ben kesin. Zuhal Hanım ama dün ben de istemedim. Ben de izin vermeyeyim. Kesinlikle Zuhal şimdi dışarı çıkıp. İşte. Dışarı çıkıp biraz daha Allah'a yapalım. Siz var mı? Aynı saçma sapan hareketler. Ah ışık da gitti. Ben buna izin vermiyorum. Siz şimdi yine numaradan dışarı çıkıp ağlayabilirsiniz. Numaradan dışarı çıkıp ağlam. Zuhal Hanım bu ne biçim konuşuyor ya? Ya geçen, siz geçen dışarıya çıkıp çayınızı ya aldınız. Geçen gün yapmışsınız ya. Onu demek hem, istedim. Hem yapamıyorsunuz hem kahvaltı koydunuz. Ama sen adı yemek yemeği söyleyince de. Buyurun bak efendim. Sultan sen de haklısın. Başak da haklıydı. Emine de Serdar da. O çayı da. Ha tamam hadi bir zarar yok. Kendi kendine içiyor dedik. Birazcık da espriyle karışık. Başak falan da izin verdiği için içti. Sen bir masadan aldın. Termosunu götürdün. Çayı döktün. Biraz kalabalık. O kaba bir yani olmaması gereken bir şekilde o bardağı aldın. Eyvallah. O da yanlıştı. Fakat
Şimdi burada da daha ana yemek gelmeden sen yemek söylemişsin. Ne biliyorsun, ne olacak? Niye önceden sen böyle bir şey sipariş verdin? Menü belli zaten. Menü belli ama yemez misin hamsili pilav? Ne var hamsili pilav? Mis gibi yemek. Evet, Karadeniz yöresine göre çok güzel çok bir yemek. Güzel. Ama Muhammed Ali Bey yapabilecek mi? Sen onu yapacağını düşünmüyorsun. Hayır, düşünmüyorum. Önce o zaman bir yemeği yedin de öyle karar verdin. Zaten Muhammed Ali Bey'in 2,5 saat içerisinde onu yapması belki gerekiyor. Bir hamsili pilav gelsin de sonrasında zaten aç kalırsanız bakarsınız. Çoban salatası değil, soğan salatası olmuş. Bence lahmacununuz için savaşın. Domatesden çok soğan var içinde. Bize demişti ki ben biber yemeyi tercih etmiyorum. Şu domateslerin de beyaz kısmını keşke bir alsaydınız Muhammed evet, Ali Bey. Onlar hiç olmamış Muhammed Ali. Çok ben biberi tercih etmiyorum şeyde, çoban salatada. Ama doğramışsın. Ama doğramışım. Niye doğramışım? Bu davet masası. Ben kendimden çok şu anda size... Davet masasına keşke saygısınız. Yani yemem ama yarışmada koydum diyor da şu beyaz domatesleri hakikaten... O tam kesilip atılacak yerlerini doğramışsın içine ya. Baksana bunlar ne? Bir sürü var böyle. Atmasın ama Zuhal Hanım belki denk geldi. Karışmış, arada kaynadı. Karışmış Başak. Muhammed Ali Bey kadar... herhalde markette yetiştiremeyecek korkusuyla bir tane domates alıp gelmişsiniz. Onu da altıya bölmüşsünüz herhalde. Çünkü yok, yok, domates yok ortada. Yok, kalıyor. Ben 5 gün boyunca bu herhalde masayı... herhalde menünün çorbası bu kaşıklayıp yiyelim ya. 5 gün boyunca bu masayı ben bayağı gözlemledim. Çok kalacak şeyleri de... fazla almayayım dedim, kalmasın dedim, yazıktır. Bu beyaz yemeklik soğanları alıyorsunuz. Ağzı yakıyor. Valla cayır cayır yandı boğazımıza. Evet. Bunları bir tuzla acı, bir ovunda, 2 dakika bir suyla bir tuzla. Doğru, bir elinize de karşı yapışır. Karşıya konuşuyoruz şimdi. Hayır, davet yakıyor. Yakıyor. Dediğim gibi o beyaz soğanlar çok güzel, o tatlı tatlı salatalık. Ama bu yemek soğanı herhalde büyük baştan yemeklik soğan almışım, kuru soğan. O hı, salataya hı, olmaz o. Bak gene şimdi çatala ihtiyacımız getir, hemen var. Hemen getiriyorum efendim. Evet, hamsili pilav. Aa, güzel görünüyor bu arada. Bunu kaseden turta çıkarmamaya benzemez bu. Sizin tatlınız da ortada. Çıkmış. Muhammed Ali Bey, üzüm alıyorsunuz, nişastayı alıyorsunuz, süt alıyorsunuz, suyu alıyorsunuz artık. Her neyse karıştırıyorsunuz. Süt! Ne? Biraz araştırsaydınız keşke. Tepe şurada, süt. Muhammed Ali Bey, biraz çatal araştır. Alabilir miyim? Hemen getiriyorum efendim. Boşu boşuna bizi zahmete sokuyorsunuz yani. Zaten Muhammed Ali Bey sabahtan beri git gel getiriyorum efendim, git gel getiriyorum efendim diyor. Hep bekliyoruz, hep bekliyoruz. İşte baştan getirecektim bu, Muhammed Ali. Bir de yani bak, hep en son bana servis yapıyor Zuhal Hanım, hep ben açıklamıyorum. Karıştırırsınız şey olur. Çatal... niye bizim günümüze karıştırdınız mı? Laf yetiştireceğinize çatal yetiştirir misiniz? O yetiştiririm hanımefendi, lahmacununuzu yediniz mi? Zaten tabağa kuş afiyet olsun. Eğer bunu beğenmezsem Zuhal Hanım o lahmacunu yiyebilirim değil mi? Çünkü aç kalmak istemiyorum. O lahmacunları ekibe gönderdim ben, yiyor şu anda. Oo. Afiyet olsun, en azından onlar teşekkür aç ederiz. Kalmış. Teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarımızın adına teşekkür ederim. Muhammed Ali Bey, olsun. Kocaman afiyet tabağa kuş mu kondurdunuz? Zuhal Hanım eğer bunu beğenmezsem tabağı... gerçekten ben o lahmacunu zaman, yiyeceğim. Açtığım zaman biraz dağılacak ya. Yo, istediği kadar dağılsın. Hacim rahat olarak yiyin zaten belli. Rahat yiyin diye efendim. Rahat şimdi kimse konuşmasın, bir şey söyleyeceğim. Sizin sağlığınız için. Sevgili Muhammed Ali, diyorsun ki ben biberi tercih etmem. Sen devam et işine. Ya ben da gel otur. Bıçak alabilir miyim? Ben de bıçak alabilir miyim? Evet, ben de bıçak de rica edeceğim. Şimdi diyorsun ki ben normalde biber yemeğimi de tercih etmem. Ama siz misafirsiniz. Yarışma için ben onun için koydum. Ben normalde çatal tercih etmem. Yemem. Ama misafire koymadı. Şimdi biberi koyuyorsun da çatalları ne? Şimdi sen normalde tek çatallı yiyorsun da. Neden o zaman bibere yaptığın muameleyi çatal kaşığa da yapmadın? Benim çiçeğime laf ettiniz. Ortaya gittiniz, ekmek koydunuz. O zaman çiçek de koysaydınız. Yani... sonuçta misafir ağırlıyorsun. Tamam abi, sen normalde tek çatalla bak, her seferinde sen gidip geliyorsun. Seni masada göremedik doğru düz. Hadi gel. Hadi bir de zaten eline böyle sağlık. Buyurun sizin efendim. Yorulmanızı da istemiyoruz biliyorsunuz ki. İşte çift git çatal gel. Onun için yarışma burası. Evde yersin, elinle de yersin. İstediğin şey. Muhammed Ali Bey zaten menüsüyle ev ortamında olduğunu hatırlattı bize. Tamam, ben zaten böyle otantik bir ortam. Anlamadınız mı masadan, kişiliğimden benim öyle biri olduğumu anlamadınız mı? Ben daha çok şovmen olduğunuzu zannettim. Yok. Yani o, öyle şok, bir beklenti şok, var şok çünkü işiniz. Kapıdan içeri girdiğinizden beri çay içtiyorum. Zaten normal yol yaptınız. Dün benim masamda sadece sizin şovunuzu izledik ama. Değil mi? Çay şovunuzu. Dün mü? Pazartesiden beri. Pazartesiden evet beri şov peşindesiniz zaten. Ben hiç şov yapmadım, ben çayımı içtim. Diğer siz yok gayet de şov değil miydi? Çay içmek şov değil miydi biz istememizle rağmen? Nedir? Çay içiyoruz. Kızlar çayınız neden yok? Bugün şov sizde ama. Çay şov odur. Ama ben bir masada 3 bardak çay içiyorsam o şov değildir. Ne bu arada efendim? Sen bugün hiç çay içmedin. Gayet İçtim. Çaysız durabiliyor musun? Hayır hayır, bugün masada. Bugün zaten kendisi... önce değil mi şeye veriyorum. Heyecandan unutuyor. Yok heyecandan ben değil. Ben de çay yok, otur miyim? Otur koy diye demiyorum. Hani normalde duramam ben diyorsun ya, kaç bardak içtin? İstik hakkını doldurdun mu? 3-4 bardak içtim. Ha, yemek tamam, yapar, o zaman tamam. O zaman tamam. Yoldu Alan'ın bizim günümüzde zaten sabahleyin çıkıp 4 bardak çay içiyordu. Geliyordu bizim masamıza yine 5 bardak çay içiyordunuz. 5 bardak içiyor, 3 bardak içtin. Aşk olsun, 3'ün 5'in lafı mı olur aramızda? 3'e 5'e bakmayın. Zuhal Hanım, elindekinden sanki bir şey çıktı. Bakayım.
bir şey çıkmadı. Zuhal Hanım şöyle bakarsanız... Kılçık? Hayır, kılçıktan bahsetmiyorum. Komple kılçık. Nasıl? Kılçıktan bahsetmiyorum. Nasıl bir şey çıktı? Saç gibi bir şey. Bir çıkar. Saç kirpik, kirpik. Yeminlisi kılçık mı? Kıl. Emin misin? Evet. Bir alabilir miyim onu? Evet, al bir bakalım. Şöyle beyazın üstüne koy. Beyazın ya da kırmızının üstüne koy. Şu beyazı koy, fark etmez. Ben bakacağım. Kirpiye ben de düşmüştür muhtemelen herhalde. Evet, kıl gibi. Evet. Eminim kesinlikle kılçık falan değildi. Zaten siyahtı, beyaz da değildi. Aa, ben Zuhal Hanım o zaman tadına baktım. Daha yeterince dokunmuyor. Zaten bu kılçıkla da bu yenmez Zuhal Hanım. Bakar mısınız şuna? Hepsi kılçık. Hamsi aslında yeri. Kılçığı bile çıkmaz. Çıkılmaz aslında şimdi, da. Ama evet. Tamam da o çıtır çıtır hamsiden bahsediyoruz. Şimdi, hani sen çıtır çıtır evde yeriz ya. Da bulamanız sen, gerekiyor da ayrıca. Nereden duydunuz onu? Arama motorunda öyle mi gördünüz? Hayır, genel olarak böyledir. Ben böyle biliyorum. Nerede genel olarak mesela? Rize'de. Rize'de yok. Hamsi, hamsili pilavda. Sanırım bu tercih genelde böyle yapıldı çünkü şu güzelliği mısırını kapatır. Mısırına bulanır diye bir şey yok. İsteyen koyar. Ama biliyorum. Normalde yok, olmaz. Olmaz olmaz şartı değil zaten. Yok, ama hiç kimse bir şey diyemez. Ama beyaz. Burada da bende de bir şey çıktı. Beyaz. Beyaz ama. Beyaz. Tüy gibi. Saç. Saç mı? Tükürlerde de çektim onu emin olmak için saç. Kırsa Muhammed Ali Bey'in beyaz saçıdır. Beyaz saç. Göstereyim hemen şöyle hatta. Ya onlar şeyin hamsinin içindeki ince kılçıklar. Onlar da karıştırıyor olmayı. Lütfen şunu mu diyorsunuz? Aynen şöyle bir şey mi? Hayır, o bak, kadar saç bende yok zaten, burada bir sürü var. Çekiyorum çok... böyle, bu saç. Çekiyorum bunu, kopartıyorum ya canım. Emine Hanım, bunu da çekerseniz kopartırsınız. Kılçık olduğunu anlamayacak kadar... İnce kılçıklar mı öyledir ama? İnce kılçıklar var ama lütfen. Hayır, ama balığı değil. İnce kılçıklarıyla karıştırmayın. Başak seninki de böyle değil miydi? Benim siyahtı. Yok, bence kılçık. Ben çayımı içmeye devam da var aynı şekilde. Nasıl olsa kıl mı var? Yani bu saç rengi çünkü, kılçık rengi değil. Kıl mı var? Kıl değil, kılçık. Ha, kılçık, ince kılçık. Evet, kılçık ayrı. Muhammed Ali Bey, çok merak ediyorum. Buyurun. Bu turpu bu şekilde niye getirdiniz? O turpu o şekilde bana, o, hani bunun üzerine bir bari hani tuzla bir olsaydı, bir limon sıksaydınız. Yani bunun manasını bana açıklar mısınız? O değil birincisi de. Hani bu şey, alabaş. Ha, alabaş. Ha, o tamam. Turp. Değil mi? Alabaş değil mi? O alabaş. Tamam. Gene aynı turp tadında, turp türevinde tamam. Bir ürün. Burada soğan faciası var. Burada bize acı bir derken balıkla en güzel acı bir şey yediriyorsunuz şey yani. Buna hamsi niye limonu yok? Yani bir tuzla bir olun bunu. Bu acı acı yenir mi sizce? Burada soğanı acı. Alabaş mı acı? Burada bunu yiyoruz acı. Alabaş acı değildir ya. Zölen tadına baktınız mı? Bakmadım turbun tadına. Bir rica edersen bakar mısınız? Yok. Hiçbir işlem yok. Sıradan almış, direkt önümüze koymuş. Dün Sultan Hanım'ın patatesini laf etmiştiniz. Bırakın da soyun herhalde. Yani. Alıp da manavdan bizim önümüze koyacak halimiz tamam. Yok yani. Arkadaşlar ben bunu... Yemek yaparken de söyledim. Zaten sizin her türlü bana puan vermemek için çeşitli bahaneler üreteceğinizi biliyordum. Aferin ben hazırlık değilim. Ben çok sinirlenmeyeceğim. Dün sizin bana yaptığınız ben mi? Demin de dedim. Yani dün Sultan için yaptım o konuşmayı. Çünkü bir kimseyle Yıldız'ı barışmadı hemen hemen. Serdar hariç biraz. Onun dışında sen de sivri bir insansın. Çıkışlarınız oldu birbirinize. Dedim ben yemeklerin önüne hiçbir zaman duyguların, düşüncelerin geçmemesi lazım. Ama geçiyor. Başak da bana göre birazcık kendisine verilen puanların intikamını alırcasına puanlama yaptı. Hepsini büyük finalde konuşuruz. Eyvallah ama neticede yemekleri yarıştırıyoruz. Yani hani biraz burada bir çene yarışına döndün bu hafta. Maalesef espri yarıştırma, çene yarıştırma falan filanlar. Ama yemekleri de unutmayalım bu arada yaş yani. Bugün konuşalım bunu daha tabii çok ki. Yapalım çünkü. Peki. Emine seninle başlayalım. Hamsili pilavı anlat ve salatayı. Ben kıldan dolayı çok şey oldu. Ama kıl olup bak onda emin değilim. Yani onunki birazcık. O yüzden iki kaşık aldım. Kıl da bir kirpik gibi bir şeydi ama seninkini tam göremedim bilemeyeceğim. O yüzden iki kaşık aldım. Tatlılık dediniz. Pilavıma tatlılık var dediniz de burada da hafif bir tatlılık var. Ya ama kuş üzümü var ya. Kuş üzümü var ya ama bir de şekerli gibi değil. Bir şey ağzında böyle bir kıtırtılı oldu. Herhalde o çam fıstığından kaynaklı. Evet, çam fıstığı da çok az. Yeterince kavuramadınız mı anlamadım. Ne yapmadın mı? Kavuramadınız mı anlamadım yeterince diyorum. Pilavı mı? Hayır, çam fıstığını. Çam fıstığını yeter. Çam fıstığını ben sıcak suya bile koydum. Ya bunda normalde... Sıcak suya niye koyuyorsun? Yumuşasın diye koydum dedim. Çam fıstığı böyle birebir böyle... Çok varsa bu içinde bir tadına bakalım. Çiğ badem de olması gerekiyor normalde. Nasıl olması gerekiyor? Çiğ badem. Çiğ badem olması gerekiyor. Çiğ badem. Bazıları... Arama motorunda bazı bir şeyler okudunuz. Hayır, evet her okuduğunuz tarife de inanmayın arkadaşlar. Çiğ badem diye bir şey olmaz yahu. İsteyen koyar. Ben şu anda bir çam fıstığı yedim. Bunu da az koydum ki şeyini bozmasın pilavın şimdi. Ben hayatımda belki 10 kere gitmediysem Trabzon'a gitmişimdir. Her seferinde de hamsili pilav yemişimdir. Veya işte Karadeniz'de bir sürü yere gittim. Karadeniz'in her yerini dolaştım bu arada ta. Yani Erzurum Olta'ya kadar gittim. Hiçbir yerde de badem görmedim hamsili pilavda. Koyar insanlar koyar. Öyle tarifler de koyarlar internet ama siz her bulduğunuzu kriter belirlemeyin. Kaşık koymuştu mesela bir şeye. O değişik bir şey. Olabilir, o kaşık olacak diye bir şey yok tabii. Peki. Şey, pilavın pişmesi, balığın lezzeti.
Olmuş mu? Pilav çok yağlı. Fark eder. Balığın yağı herhalde pilava geçmiş. O yüzden çok yağlı. Evet. Turp zaten sossuz. Sultan Hanım'ın gününde bize tuzsuz ve sossuz getirdiği için laf söylemiştiniz. Ben başarı neydi? Bulmadım. Özür dilerim, orayı alamadım. Sultan Hanım'ın gününde Sultan Hanım bize patatesleri ve kırmızı biberleri, vişneleri sossuz ve tuzsuz getirdiği için laf söylemiştiniz. Öyle hatırlıyorum tuzla ben. Tuzla sıkıntı mı var? Evet. Şu yani tuzlama mı? Pilavla alakalı bir şey söylemiyorum. Çok ya onlar alakalı bir şey onlar söylüyorum. Onlar süs. Bunlar ben biraz daha böyle güzel gözüksün diye koydum yani oraya. Zaten İster yesiniz, ister yemeyin. Pilavla sadece yağ var. Eksik bulamadınız da Ahmet Ali Bey. Tuttan eksik bulmaya çalışmayın lütfen. Ya yani lütfen bu kadar gergin olmayın. Biz kendi günümüzde sizle gayet düzgün bir şekilde iletişim kurabilmiştik diye hatırlıyorum ben. Ben gergin değilim. Siz çok gerginsiniz. Zaten laf yetiştirmekten servis de yapamıyorsunuz. Siz kendinizi... Pilavınız yağlı. Peki. Salata nasıl? Bir sen yemeğini yazdın zaten. Soğanın acılığı zaten geliyor tat. Domateslerin bazı beyaz parçaları bende de var. O yüzden ben beğenmedim. Peki Serdar? Vallahi ben çayımı beğendim. Çay güzel olmuş. İyi demlemişsiniz. 20 dakika demlemişsiniz sanırım. Bunun yanı sıra dediğim gibi zaten komple kılçıklı bir balık. Balıkçıya yıklattım diyorsunuz. Kafasını aldırmışsınız bari. Kılçıklarını da aldırmanızı isterdim. Evet. Bunun dışında pilavların tatlılığından bahsettiniz. Evet. Hep tatlı tatlı. Bunun içinde... Aynı şekilde sırf tatlı tadı geliyor. Aynı geçen gün de söylemiştim. Bildiğin midye içi gibi bir şey yapmışsınız. Hiç beğenmedim. Şu pilav size midye tadı var gerçekten. Doğru mu? Hiç beğenmedim. Evet, bunun yanı sıra da bunun yanı sıra da hiçbir işlem yapmadınız. Yedim. Hiçbir işlem yapmadınız. Bir sebzeyi de dalga geçer gibi bizim masamızı tabağımıza koydunuz. Dalga geçer gibi değil. Tabak çok boş kalmasın diye. Ne yapalım o zaman? Kuru yemiş de koysaydınız o zaman şöyle mi yapayım? Şunları şöyle kenarlarına bırakayım. Biraz daha. Benim adam şeyime neden laf yapıyorsunuz o zaman? Peki salata nasıl? Salata normal standart bir çoban salata ama domatessiz bir çoban salata olmuş. Soğan salatası yazsaydınız daha sağlıklı olurdu. Yani beklentimiz o şekilde olurdu. Ben onu anlamadım yani. Muhammed Bey tabağınıza bakar mısınız? Tamam. Allah aşkına üstü komple salatalık soğan 3-4 tane domates gözüküyor sadece. 3-4 tane domates kamerayı doğru tutun lütfen. Soğan fazla. Kaç domates doğradın salataya? 4 tane yanlış değilse. 4 tane de az buz değil mi? 4 tane olmasının imkanı. Çeri domates mi acaba 4 tane? Yok. Size salkım domates aldım. Hafif kokusu olsun, güzel domates olsun diye ben size salkım domates aldım. Normal domates bile almadım. Zuhal Hanım. Biraz böyle çayımı çok keyifli içiyorum bugün biliyor musunuz? Afiyet olsun. Evet Sultan sendeyiz. Ben çoban salatasını domateslerinin soymasını beklerdim. Çünkü ben bayağı uğraştım ve domateslerimi soydum. Hmm. Ama Muhammed Ali Bey soymamış. Evet. Soğanları da fazla buldum. Evet. Onun haricinde sunumunu beğendim. Balıkların biraz daha kızarmasını isterdim ve kılçıkların çıkarılmasını isterdim. Evet. Pilavda da zaten midye tadı alıyorum. Onun haricinde midye tadı. Midye tadı. Evet, midye. Allah Allah. Midye, midye yani. Tadı nereden geldi? Şimdi balığın tadından dolayı hani... Yok böyle hayır. Bir şey mi kapalı? Limona ihtiyacınız yok ki. Bak şu salatadaki sosu görebiliyor musunuz? Bu evet, sostan böyle, o kadar ekşi ki zaten. Bundan bir kaşık alın. Pilavın sosu güzel ya. Dökün. Sosu tamamdır. Midye dolma niyetine yersin. Bak Emine Hanım işi çözmüş. Sosu güzel. Onun için zaten bunu yanına bunu koyduk. Bravo. Aynen çok başarılısınız. Çok yani bir daha harika bir şeymiş onun ya. Ne, keşke bu düşüncenizde. Keşke balığın yanında bir de limon servisi yapsaydınız. Nasıl olurdu ama? Hazır olsun. Elleriniz. Gerçekten yani ben şimdi keşke bunu şu buraya döküp. Böyle mi servis yapıyor? Böyle mi yiyeyim bak, yani? Bak buradan yiyoruz ya ondan sonra ondan yiyorsunuz. Birleşiyor. Yani siz de yani diyeceğim işte beraber yiyeyim sosu. Siz belki böyle yiyebilirsiniz. Muhammed Ali Bey böyle yapsam oluyor mu? Uygun bir şey değil. Ya salatayı alıp içine koyup o şekilde bir de öyle deneyim. Bakalım. Başa dinleyelim o sırada. Evet. Salatada zaten az önce göstermiştim. Domateslerin beyaz kısımları duruyor. Soğan da acılık vermiş. Onun haricinde ben lezzetli buldum açıkçası. Valla ben de lezzetli güzeldi buldum. Güzeldi yani. Yani ben niye beğendim. Lezzetsiz buldunuz anlamadım. Gayet hamsili pilav mı? Evet hamsili pilav yani. Zuhal Hanım. Ben niye beğenmediler anlamadım hamsili pilavı. Bunları... Yani ben öyle midye tadı çok tatlı yeteri kadar koymuş. Yani ben de mesela kendi tabağıma bakıyorum öyle bir iki tanesini yemiş olsam fazla da yani üzüm de görmedim. Bana öyle gelmedi. Ben salata ile ilgili eleştirimi yaptım ama yemeğim başarılı bence. Eline sağlık. Yani evet bir tık daha belki hani balıklar pişebilirdi. Bir tık daha kızarabilirdi. Evet. Kesinlikle. Onun dışında bence güzel. Yani ben öyle çok kılçık da gelmedi. Azıcık tabii ki eyvallah balıkta kılçık çıkmaması lazım ama hamsi pilav hamsi ama seninki de biraz fazlası evet. Çıkmış. Ya bunlar bana kurulmuş. Tamam mı? Abi. Ben hiç agresif olmamama rağmen Emine Hanım diyor ki çok agresifti, çok agresif. Çünkü orada kurulmuş zannediyor ki bu çok agresif olacak ben orada yapacağım. Bari ben lahmacunumu yeseydim burada. Orada bir lahmacun vardı. Bir tane yemek istedim yani. Aa, bak zulalamış burayı Serler. Bunu sonra.
Ben mutfağa geçip alayım ya lahmacunumu. Bulursan alırsın. Mutfağa lahmacun yok. O onu gömmüştür. Ben mutfak kontrolü de yapmadık zaten. Bir gidin kıl çıktı. Bir mutfak kontrolü yapalım bence. Oo. Kıl çıkmış mı mutfakta? Bir saniye. Bir mutfak kontrolü bence yapılabilir. Ben berberimi bir göndereyim de. Berber bey çıkabilirsiniz siz. Kıl çıkmış. Abi gidiyor. Hadi. Berber de kıl şeyi yapacaklar. Sen ne gidiyorsun? Mutfak kontrolü yapacağım. Ama onu izin aldınız mı yarışmacıda? Hayır. Muhammed Ali Bey bırakır mısınız bırakma. Ya? Yok yok kesinlikle öyle bir şey yok. Zuhal Hanım da izin vermedi öyle bir şey yok. Hayır izin vermedi öyle bir şey ama yok. Siz benim masamda bunu öyle yaptınız. Bir şey yok. Ben ama çay siz içtim. Benim masamda bunu hayır, yaptınız. Yemek, ben o yemek ayrı bir şey. Çay, yemek ayrı bir hayır, şey. Hayır kesinlikle çay ayrı bir şey. Hayır ben zaten çay yeterince kirli. Zuhal Hanım bir müdahale etme imkanınız var mı? Hadi. Sen kendi kendine o site'a düşürdün. Sıra bakma. Eşeğinle içersen 4 gün 5 gün onlar da böyle şeyler yapacaklar tabii. Yok hiç sorun değil. Ki ben tasvip etmedim. Gene söyleyeyim. Çayı da tasvip etmedim. Zaten bugün günlerde sorun neyse bırakın da lahmacun yesin o zaman hanımefendi. Hanımefendi az önce mısır ekmeğini eliyle yiyemiyordu. Yani sizin mısır kahvaltıda evet kullanmıyorum ama şu an bunu rahatlıkla yiyebilirim. Çünkü lahmacun böyle yenildiğini biliyorum. Evet. Az önce çok kibardınız mısır ekmeğini elinizle yiyemiyordunuz. Şimdi lahmacuna yumulmuşsunuz. Ay sonunda karnım afiyet doydu. Olsun. Sultan ama Hanım şimdi... lahmacun nasıl güzel ama mi? Ama şimdi onu da yapmış daha yemek gelmedi. Sultan Hanım bize de bir tane lahmacun lütfen. Bak. Şimdi Zuhal Hanım. Tabii ki Zuhal Hanım. Gördüğünüz üzere benimkinden kıl çıktığından dolayı ben aç kaldım. Kızlar alır mısınız? Ben de alırım. Bekleyin servis tabağı açayım o zaman size. Bugün günlerden bizim günümüz galiba. Bölmemi ister misin? Olur. Muhammed Ali Bey. Üzülüyor. Bölemedim. Baya baya lahmacun yiyorlar sadece burada. Sadece neye yanıyorum biliyor musunuz? Tatlı varım arkadaşlar ya. Tatlı yiyeceğiz ya lütfen. Sadece... Sonra yersiniz. Sonra bırakın kızlar. Muhammed Ali Bey'e de bir yarım ayırın. Ayıp olmasın masasında aç kalmasın. Sadece neye onu yanıyorum biliyor musunuz? Ver bizim ekibe yolla. Sonra yersiniz. Arkadaşlar. Tatlı getireyim mi? Alın şu lahmacunu buradan. Kesene bereket sultan. Afiyet olsun. Bak bırak onu tatlı geldi. Sonra ama ben yersin. Açım, ama aç karnına tatlı yenilmez ki Zuhal Hanım. Bari bunu yedikten sonra tatlı mı başlayacağım. Yeseydin amcanın pilavını bana ne? Sar peçeteye ver sonra yersin. Olmaz şimdi ayıp olur. Tatlı geldi. Her şey karıştı. Fındık var, tatlı var. Orada bir toz şeker var, çay var. Zuhal Hanım ben kendimi süsleyebilme imkanım var mı? Gayet mantıklı. Güzel olur aslında. Ben de. Muhammed Ali Bey. Gayet mantıklı. Belki tatlıyı ben süslüyorum bilginiz olsun. Görsel olarak şöyle yapayım. Önce bence koymadan evvel. Şu köşeden hemen bir tıkalım. Arkadaşlar şimdi o fındıksız servis etti. Önce Pepeçino'dan lütfen fındıksız yerinden yiyin. Bravo. Sonra isterseniz fındıklıyı. Fındıklı yiyebilir miyiz diyorlar da önce fındıksız. Nasıl çayımızı yenileyebiliyor muyuz? Efendim? Çayımızı yenileyebiliyor muyuz? Hayır. Yanına iyi gider de. Tabii. Sen git kendin yenile istiyorsun. Artık da kaldırmayın adamı. Artık mutfağa alıştık zaten. Bugün mutfak günü sanki bendeydi. Ama bu kadar 200'lük demeyeceğim. Belki biraz ağır olacak. Böyle bir çifte standart diye. Standartlı hanım ben görmedim. Şimdi az önce mısır ekmeğini elle mi yiyeceğim dedi. Şurada lahmacuna yumuluşunu bir görseydiniz. Gördüm. Böyle bir şey haklısın, olmaz. Haklısın dedim. Böyle bir şey olmaz. Zaten olay da oradan. Ben dedim ya elle mi yiyeceğiz? Lahmacun olsa elle yemeyecek misiniz? Zaten olsa da yesem dedi. Sonra lahmacun geldi. Saçma. Keyifle içeceğim çayımı. Ama şey demişti ya masada yiyemem demişti. Demek ki tezgahta yiyebiliyor. Ya zaten ben hep diyorum ya Sultan Hanım. İki tane Sultan Hanım var. Biri... Paris Prensesi Sultan Hanım, bir tanesi Anadolu'nun Sultan bacımız. Niye? Bir tane Sultan Hanım var. Anadolu'nun bağrından kopması bacımız derken pardon. Anadolu'nun bağrından kopması. Hayır. Ben onu kötülemem. Farklı diyor. Şimdi, farklı. Bir yandan dedi ya başka şeyler. Evet. Sonra da eliyle dürdüğü diyor onu söylüyor işte. Demin elimle yiyemem mısır ekmeğini dedi. Bir güzel bir ama lahmacunun nasıl yiyebiliriz? Tacı. Mesela ben sizin öğrencinizin nasıl yenildiğini bilmiyorum. Ama lahmacunun lezzetli bir şekilde elimle yiyebiliyorum. Ama sizin öğrencinizi bilmiyordum. Ellerinizde bir ekmeğe falan dokununca. Ve onu bıçakla kesmem gerekiyordu. Hayır gerekmiyor. Demek ki ellerinizde bir şeye dokununca yıldızlarınız dökülmüyor. Evet dökülmedi. Lahmacunda dökülmedi. Evet siz de güzel yapsaydınız. Ama keyifle yiyebilirdim. Buraya getirmişim kaldırttım valla lahmacunu. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Ama... Hayır, i̇şte her şey çaydan oldu. Evet. Yedin mi Serdar? Yedim. Fındıksız da yedin. Doğrudur. Pepeçura yemiş miydin daha evvel? Hayır yemedim. Güzel İyi. Tatlıdır Karadeniz'in güzel tatlılarından. Sağlıklı bir tatlı yani, bu arada. Daha önce denemediğim için tadını bilmiyorum doğru konuşmak gerekirse. Tamam. Ama bana çok aşırı ekşimtırak bir ekşi geldi. Bu Karadeniz'e has buralarda da var artık da. Biliyoruz. Ana notlarında Karadeniz olan kokulu ekşi üzüm vardır. Evet güzel çok güzel bir bu üzüm. Bu sadece var. Ondan yapılır. Bu başka bir üzümün şurasından yapılmaz. Ekşi olması normal. Ama şöyle evet. Bir husus var Muhammed Ali Bey. Bunu bu şekilde servis ettiğinizde çok ekşi geliyor ama ben kendim kuru yemişlerimden koyduğumda
İkisi birbirini dengeliyor. Peki. Ben bunun için ceviz aldım, düşündüm ceviz koyayım mı dedim ki bu her zaman sade, servis edilir. İsteyen koyar. Orijinalini ben de önce sade yedirttim zaten. Tamam. Başak sen nasıl buldun? Ya tamam evet ekşi olması gerekiyor ama bence birazcık da bir tatlılık gerekmez miydi bunda? Hayır. Hiç mi? Ya o yarışmacıya kalmış onu ben bilemem ama yani normalde işte... sadece üzümden yapılır. Şeker konmaz benim bildiğim isteyen koyar değil mi? Ben öyle biliyorum. Yok şeker biraz koyduk. Koymuş zaten biraz koymuş. Ben alamadım onu. Sen alamadın. Hı-hı. Peki sen nasıl buldun Emine? Benim damak tadıma uygun bir tatlı o değil. O ayrı bir çok. Konu ona bir şey diyemem sana hitap etmemiş yapım olabilir. Yapım aşamasını biliyorum ama daha önce yememiştim bunu. Olması gerektiği gibi mi değil mi bilemedim o yüzden. Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Anladım. Peki Sultan? Ben de çok ekşi buldum. Herhalde daha ben de daha önce yemedim bunu. Ama ekşi olur yani ekşi olur. Olayı evet, ekşi olması. Evet daha önce yemedim ama. O üzüm böyle, öyle bir üzüm tatlı yani. Tatlı menüsüne uygun bulmadım açıkça söyleyeyim. Tatlı menüsüne uygun bulmuyordum. Tamam, ama niye Karadeniz'de? Yani şimdi hamsili pilav üzerine gelecek şey belli. Yani ya hamsi köy sütlacı ya pepe çura yiyeceksin. Ben daha önce yemediğim için. Bulamayı. Ya da Karadeniz fındıklısı bulamayı. Vardır baklava gibi. Onu yiyeceksin. Sultan Hanım ileride çocuğunuz olduğunda yaparsınız muhallebi niyetine yer çocuğunuz bunu. Olursa yaparım. Şimdi herkes yorum yaptı diye yapıyorum. Yanlış anlamayın. Affınıza sığınıyorum. Siz daha önce yediğiniz için. Evet. Sizden bir yorum rica etsem olur mu? Ben beğendim. Bence olması gerekiyor. Sadece bir tık mısırunu fazla koymuşsun. Biraz daha sıvı olması gerekiyor. Bir tık. Şeyden formunla ilgili, katılığıyla ilgili söylemiyorum. Mısır unu tadı birazcık daha öne geçmiş. Aynı tane bir şey geliyor mısır. Evet, evet. Bir tık daha biraz peltemsi oluyor ama güzel. Yani sonuçta benden geçer not alır mı bu tat mı alır? Onu söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Peki. Zaten Gürbüz de çok beğenmişti. Öyle mi? Peki, o zaman ne yapalım? Haftanın son açık oylamasına geçelim. Buyursunlar efendim. Arkadaşlara servis yapmaktan çay içmeye fırsat bulamadım. Şimdi önce bir çayımı içeyim. Ya puanlamaya, şimdi şöyle bir şey var, az önce de söyledim. Emine Hanım gelirken benim çok gergin olacağımı düşünerek devamlı oradan girmeye çalıştı. Bana abi ki ben gergin diyedim. Yorgunluğun, o yani yanlış yapmaya hem eksiksiz hizmet etmenin heyecanı var üzerimde, stresi var. Eyvallah ama ben çok gergin değildim bugün. Emine Hanım oradan girmeye çalıştı. Sultan Hanım kendine göre bir lahmacun şovları falan filan yaptı. Umurumda mı değil. Hakkımı söylüyorum. Hakkım 7-8 en az. Ama bunların bana vereceği en yüksek puanın 6 olacağını düşünüyorum. Evet, haftanın son açık oylamasına geldik. Sevgili yarışmacılar, son kez kalemler oynayacak. O da Muhammed Ali için olacak. Eksiksiz bir menüyle karşı karşıyaydık. Servis süreleri de aşılmadığına göre masası da tamdı. Dolayısıyla 3'ten başlayacaksınız bugün puanlamaya. Buyurun başlayın o zaman. Ben de size menüsünü hatırlatayım. Evet, haftanın son gününde, final gününde mıhlamayla başladık. Sonrasında ara yemek olarak fasulye turşusu, kavurması, yanında da mısır ekmeği vardı. Ana yemeği hamsili pilavdı. Ona çoban salatayı eşlik etti. Son olarak da pepe çura yedik. Karadeniz mutfağıyla bezeli bir menüydü. Evet, herkes yazdı sanırım. Peki değiştirmek isteyen var mı puanını? Ben değiştirmek istiyorum. Tabii ki değiştirebilirsin. Başka değiştirmek isteyen var mı? Evet, Sultan değiştirmeye gidiyor. Tamam mısın? Evet, tamamım. Peki, kaç puan bekliyorsun yemeklerine Muhammed Ali? Vallahi çok yüksek puan beklemiyorum arkadaşlardan. Ama hak ettiğim puanı soruyorsanız 7'den aşağı olmaması lazım. Ben gerçekçi konuşarak söylüyorum. Ben 7 hak ettim ama onlar vermezler. 7'nin üstü olması lazım. Arkadaşlarım bana vereceği puan 5'in üstünde olmayacak, ona da eminim. Tabii bütün hafta o minvalde gittik bakalım bugün nasıl olacak. İlk olarak da Emine'nin puanıyla başlıyoruz açık oylamaya. Evet, senin puanını öğrenelim ilk olarak Emine. Evet. 4. Zaten sadece mıhlama beğendiğimi söyledim. Onun dışında bir şey beğenmemiştim. Masa düzeni ortadaydı zaten. Ortamız şey ne vardı masa düzeninde ya? Zaten çatal bizim günümüzde şey demişti. Ben çatal bıçakla sunmayacağım size demişti bize. Ama sundu yine gidip geldiniz yine. Çatal yine masanızda size. Sıkıntı vardı sizin. Ben dediğimi yaptım. Çatallarımız eksikti, kaşıklarımız eksikti. Elle mi yediniz? Gidip geldiniz. Masa düzeni ortada zaten. Masa düzeni gayet otantik. Benim yöreme, yemeğime, Emine yerime Hanım, uygun bir... Şöyle bir şey var. Çatal bıçağı beyefendi servis yaptı zaten tekrardan. Evet, yapmasa getirmez. Hayır, onu yiyeceksiniz dese anlarım tabii da. Ki. Kendine iş oldu. Falan filan yani. Ama sürekli istemek zorunda kaldı. Benim masama puan verilmemişken ben neden bize ayrıyetten servis yapıldığı için puan vereyim? Tamam Emine Hanım, benim masama şimdi şey itiraf edeyim. Ondan dolayı puan vermeni zaten kimse ya beklemiyor ama da. Ama şöyle bir şey var. Hep 3, 4, 5 yani bunun üstüne çıkabilecek bir rakam neden yok yani beyefendi? Yok, bütün hafta yoktu. Evet.
Bütün hafta yok. Çıkarılacak bir menü müydü? Yani aa, değil miydi? Emine Hanım. Diğer, bence bize haksızlık olur fazlasını verirlerse. Ben böyle tamam, düşünüyorum mevzu, çünkü... Mevzuyu böyle söyleyin de seyirci de neyin ne olduğunu anlasın. Mevzuyu böyle ya söyleyin. Yemeğinle alakası zaten yok. Zaten yemeğiniz de belliydi. Haksızlık olmasın. Hayır, diye. Yemeğiniz de menünüzde her şey belliydi. Peki. Bunu herkes de görüyor zaten. Büyük finalimiz var. Çok dağılmayalım. Bakalım. Yemekler de ortada. Başak'tan kaç puan gelecek? Evet Başak'cığım, senin de puanını duyalım ve görelim lütfen. Benim puanım 5. Ne güzel, ne güzel. Kapat canım, kapat. Neye verdin 2 puanı? Bulamayı tatmıştım. Beğenmiştim. Bir de hamsilikle beğenmiştim. Nasıl 5 verebiliyor? Zuhal Hanım tabanda kıl çıktı ya. Tabanda kıl çıktı. Oldu? Ama ben... Zaten 5 verdi. Bana sanki 8 vermiş. Bana bile 4 puan vermişti. Bana bile 4 puan verdi. O kadar ağır. Bana bile 4 puan vermişti. Ona verdi. Demiştim o gün. 4 oraya da olmadı, buraya da 5 yani olmadı. Yani kıl çıktı bir tabağa nasıl 5 verebiliyorsunuz? Pardon, sizin, kıl çıktı dediniz. Sizin birer yemeğiniz. 3 mü vereydi? Sizin birer yemeğinizi beğendim. Beyefendinin 2 yemeğini beğendim. Sen bir de hamsili pilavı beğendin. Peki ana yemeğe niye 1 puan verdin? Yani... Geri kaldırmana gerek yok, hatırlıyorum. Yani hamsili pilavı çekmiş. Pepeciro'yu beğenmedin. Ana yemek diye tatlım. Şimdi bir saniye ya, bir saniye. Ana yemekti. Sen ana yemeğini ve tatlısını beğendiğin menüyü niye 5 verdin? Çok simple bir soru. Yani şimdi ana yemek 2 puan etmez mi en azından? Bu hafta soruyorum. Başka ya niyetim ben, yok. Ben 1 puan üzerinden değerlendirmek peki, istedim. Peki, tamam. Beyefendi de yarım puan veriyordu oldu, zaten. Oldu. Ana yemeğe yarım puan vermedin. Tamam. Kaç puan vermiştin başa? 5. Hatırlamıyorum. 5. Ben bu çok Zuhal Hanım, ben şunu anlamıyorum. Efendim. Ana yemeği kısas yaptım. Ana yemek 2 olması lazım. Yok, öbürü 1 puan olması lazım. Yani sonuçta beyefendi burada bir ürün çıkarıyor size. Yani salatasına yarım, başlangıça 1,5. Yani öyle mi hesaplayacağız sonuçta, değil mi? İstediğimiz gibi bir hesaplama özgürlüğüne sahibiz. Tamam, ben de yemeğe 1 puan verdim. Ana yemeğini çok beğenirsiniz. 3 ya da 4 bile verebilirsiniz onu. Beyefendi istediği gibi zaten puan verdi herkese. Başak Hanım neden ama bu puanı verince sorun yani çıkıyor ki? Yani 4'ten 3'ten başka rakam göremedik masada. Beyefendi siz 3'ten 4'ten sadece bir 6 ya verdiniz. 5 sizce yeterli mi? Bence yeterli. Peki, devam edeceğiz Serdar'ın puanıyla. Bakalım o kaç puanı layık görmüş bu yemeklere. Evet Serdar, senin de puanını öğrenelim. 6 puan Zuhal Hanım. 6 puan. Evet, nasıl 6, 6 puan ya? Teşekkür ediyorum. Açıklamasını yani yapacağım. Biraz sabrederseniz. Keşke altının üstüne çıksaydınız o zaman. Siz bizi eleştirirken farkındaysanız kendinize de biraz daha neler yapsaydınız. Çok kısa teker teker konuşabilirsek. Evet. Emine Hanım, farkındaysanız gene en yüksek puanı haftanın ikinci defada gene ben veriyorum. Açıklamasını da yapacağım zaten. Şimdi Zuhal Hanım soracak. Neleri beğendiğimi ki soruyorum. Zaten bilgi vereceğim. Şimdi şöyle Zuhal Hanım, beyefendinin mıhlaması başlangıç güzel olarak diyor, uyumlu gayet olmadığını düşünsek bile mıhlaması lezzetli olduğu için mıhlamasına 1 puan doğru verdim. Bunun dışında çoban salatasına hani dedik domatesi biraz az vesaire ama lezzetliydi. Buna da 1 puan verdim. Bunun dışında da dediğim gibi siz tatlısını olması gerektiği gibi öyle, söylediniz. Öyle öyleydi, evet, evet. Ben kendi damak zevkime uymadığını, ekşi olduğunu belirttim. Olabilir. Ama olması gerektiği gibi yaptığı için de ona da 1 puan verdim. Bu şekilde 6 puan vermek istedim beyefendiye. Teşekkür evet ediyorum. Peki, son puan gelecek. Bu haftanın da son puanı olacak. Sultan'dan Muhammed Ali'ye geliyor. Evet Sultan, seni de öğrenelim değiştirdiğin puanı. Ben Muhammed Ali Bey'e 4 puan aa, verdim. Kaçken 4 yaptı? 3'ten 4 yaptım. Bereket yapmışsın. Evet. Çünkü aa, benim arkadaşlarım çok ağır bir menü çıkardı. Ben de çok ağır bir menü çıkardım. Kaç öyle gram mi sizin menünüz? Benim kaç gram geldi? Ben, yani vicdanen rahat bir şekilde menüleri kıyaslayabiliyor musunuz kendi menünüzle? Benim elim dahi yanmış o kadar ağır menüyü benden beklemediğiniz. Benden beklemediğiniz halde ben 2,5 saat içerisinde bütün menümü çıkarmışken. Peki Emine, yeterince dinledik puan kısmını. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Konuşulacak çok şey var büyük finalde. Gerçekten de zor bir büyük final olacak. Bakalım neler olacak. Buyursunlar efendim. Evet sevgili TV8 izleyenleri, bir büyük final heyecanı ile daha karşınızdayız. Yarışmacılarımız da ona keza aynı şekilde yerlerini aldılar. Heyecanla bekliyorlar. Ama neyi bekliyorlar? Tabii ki Gündüz Kuşağı'nın verilen en büyük ödülü olan 75 bin TL'nin kimin olacağı haberini, açıklamasını bekliyorlar. Ona geleceğiz tabii ki. Öncelikle bu hafta maalesef bir yarışmacımız hariç herkes eksiksiz ürün çıkardı. O da Serdar'dı. Serdar avcı böreği avladı seni. Bulgur ve cevizden bir eksik ürüne girdi. Dolayısıyla da puanlamada da bunu gördük. Gel gör ki hoş hadi sen eksik ürün çıkardın, düşük puanlar aldın diye. Şimdi elimdeki puan tablosunu birazdan açıklayacağım. Yani son zamanlarda gönderilmeyen düşük puanlar ve de hepsi de hemen hemen aynı. Şöyle söyleyeyim size, en can alıcı noktası da şu. Yarışmamızın bu haftaki şampiyonu ile kaybedeni yani ikincisi arasında sadece 1 puan fark var. Yine
o verilmeyen, nedense sanki buradan alınıp evlerine götürecek oldukları bir puanmış gibi davrandıkları, şu ceplerinde akrep varmışçasına çıkarmadıkları puanlar bu kadar önemli. Böyle de birbirine yakın tablolar çıkarıyor önümüze. Yine onlardan birini yaşadık. Niye böyle oldu ya? Başak, seninle başlayayım. Haftaya da seninle başlamıştık çünkü. Özellikle senden 4-4. Kaç tane 4 verdin? 3-4 verdi. 3 tane 4 verdi. Bir bugün 5 verdi. Evet. Neden bu kadar düşük tuttun puanlarını? Sen kendin yüksek puan alamadın diye mi? Yani ben evet yüksek puan alamadım ama onun haricinde zaten ben beğendiğim yemeklere puanımı verdim. Ya yani bütün hafta boyunca neredeyse sadece bir tek yemeği mi beğendin herkesin? Beğendiklerimi söyledim. Allah Allah, öyle mi? Biz de buna inanalım mı? Başak efendim? Hanım bence ilk günden yüksek puanları alıp artık nasıl olsa ben sıyırdım deyip herkese düşük puanları yapıştırdı tek tek. Gene bir nevi onun daha yüksekti çünkü bir tane altıyı bugün bir tane altıyı da bugün gördük. Puan verdi ama hep benle Emine Hanım'la haksızlık yapıp yani, puan verdi. Bizde bir kıl çıkmadı, bir hijyen sorunu olmadı asla. Tatlımı da beğendi, humusumu da beğendi ama bana çıkarıp da 4 puanı direkt verdi. Evet, maalesef. Böyle bir menü olan şimdi şöyle, ben kıl çıktı, kıl çıktı ama beğendiğimi söyledim. Peki Emine'ye niye o kadar düşük verdin? İki ürünü beğendin. Ben Emine'ye 4 puan verdim. Verdiğim için pişmanım. Bunu dile getireyim. Bunu da şimdi mi söylüyorsun? O zaman haksızlık yapıyor. O zaman hayır, büyük bir yaptınız, hepiniz yaptınız. Haksızlığı evet. Bir ben yaptım. Yapmamam gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bana bir Serdar hakkaniyeti. Özellikle Emine Hanım konusunda ben Sultan Hanım konusunda hayır yani hala sana da mı 4 vermişti? Evet bana da 4 verdi. Ama kalkıp bugün Muhammed Ali Bey'e 5 puan verdi. Neyden kaynaklı verdi? Kıl çıktı dedi. Hiçbir yemeğini beğenmedi. Beğendim, bu nasıl bir menü dedi. Sofra düzenini beğendi. O kıl beğendim değildi. Hangi kıl çığıydı? Bir dinleyelim bizimizi. Sizin pişmemiş sosla alakalı, vişne sosla alakalı olmayan pişmemiş yemeğin değil. Çok pişmiş derken, değil de yorum yapmışsınız. Demedim. Olmamış. Vişne sosu. Sorduk size vişne sosunu da pişirdim dediniz. Geldik burada vişne sosu yok dediniz. İki tane vişne koydunuz. Onlara mı puan verecekti yani? Vişne yani bu. Hamsili pilava mı verdin? Hamsili pilava verecek. Hamsili pilava verdim. Ben hamsili pilavının sonuna kadar arkasındayım. Ben kuzu incik biz de, yaptım ya. Biz yapamadınız. Ben kuzu yapamadınız. Incik yaptım. Kuzu incik yapmaya çalıştınız. Değil mi? Hayır. Beni izleyenler, aynı anda konuşmayın lütfen. Beni izleyenler görecek ki beni bu Karadeniz'den izleyenler anlayacak bu hamsili pilav olmuş. Bunu siz anlamadınız. Anladınız da aslında siz zaten burada hamsiniz bana puan vermemişti. Biraz daha kızarması gerekiyordu. Biraz daha kızarması kesinlikle gerekiyordu. Onu söyledik ama seninki de fazla pişmişti yani. Mesela inciğin. Evet. Ya diyorum ya herkeste bariz hatalar vardı zaten. Yani herkes de kabul etti hemen hemen hatasını diye düşünüyorum. Ama yani bu haftada öyle çok aman aman lezzet patlamaları, efendime söyleyeyim harikulade yemekler yedik mi yemedik. Ama 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen performanslar aynıydı. Birazdan benim puanlarımdan da anlayacaksınız zaten. Tabii ki bir tık daha öne çıkan yemekler yok muydu? Vardı. Ama yani bir tek 2 tane 6 gördük, onu da Serdar'dan gördük. Bugün 6 bir de başa 6. En düşük puanları da ben aldım. Niye öyle oldu? Eksik menü çıkardınız çünkü Serdar Bey. Tamam ama ona rağmen gene en yüksek puanı bile ben verdim. Yani burada da ne kadar adaletli bir yarışmacı olduğunu. Evet, adaletli yarışmacısın. Adaletli misin? Sofra düzenini beğenmediniz. Salataya yorum yaptınız Muhammed Ali Bey aynı sadece şekilde. Sadece domatesiyle alakalı. Salatamı tamam, ama beğenmedim. Ama beğendi. Sadece lezzet hayır, olarak beğendi. Salatamı beğendi. Lezzet olarak çoban salataydı. Siz Sultan Hanım, siz bana 3 veriyordunuz son anda değişmeseydi. Evet, evet yarı arkadaşlarıma haksızlık oldu. Ben, onlar çok ağır veri yaptığına rağmen 4'er puan aldılar. Ama bence ben o yöreseli tutturmak için gittim size için özel bakırlar aldım. Aynı anda konuşmayın. Özel bakırlar aldım, özel setler kurdum size. Lahmacun getirdi Zoran, ben yani çay içtim. Yani 4 kişiye haksızlık yaptınız. 4 kişinin masasına o çay bardağıyla geldiniz. Ben çay getirdim ya. Bu çay. Ya tamam, bir zararı yoktu ama ne gerek vardı diye sorarlar. Tamam. Şimdi soracak seyirciler. Sizin de bir zararınız yoktu. Şov da yapmadım, bunu işte siz de kesinlikle gördünüz. Kesinlikle şov yaptınız. Şov mu yapmadım? Ben çay masasında neden içmediniz? Şov neydi biliyor musun? Şov lahmacundu. Şov bence sana tepkiydi. Tepkiydi. Hayır, zorunlu. Çünkü tepki değildi. Gerçekten gerçekten aç kılacağını düşündüğün için mi lahmacun söyledin evet, yoksa o çayın intikamı mıydı? O çayın rövanşıydı bence. Dünkü o kadar gerginliğin sebebi. Hayır, bugün zaten çay bekliyordum. Kendisi hiç hepimizin masasında çay içti ama kendi masasında evet, çay içmedi. O zaman sen de bugün başına itibaren içecektin. Neyse öyle ya da böyle geride kaldı bütün konuşmalar. Ama çay bile ikram etmedi. Kendim gidip mutfaktan kendim aldım. Peki devam edeceksin, bir şey söyleyeceksin sanırım ama ufak bir sonuçlara girmek istiyorum. Sonrasında devam edeceğiz bu konuşmalar. Önemli çünkü. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? 75 bin TL'ye veda eden ilk ismi açıklıyoruz. O da maalesef üzülerek kendi zaten kafasını sallıyor. Serdar sen oldun.
esprili bir arkadaşımızsın. Çok güldürdün bizi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Problem değil. Ya yemekler kötüydü ama espriler iyiydi. Olsun. Zaman zaman. Neşe kattığımı umuyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten renk kattın. Çok sana sağ ol. Sonraki hayatında, bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Sağ olun. Oğlunu bizim için öpersin. Sağ olun. Sizi güldürebildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederiz. Evet evet, güldürdü zaman zaman. Zaman zaman da esprileri duyulmadı. Allah'tan duyulmadı. Onlar da ayrı geçiyoruz. Pek teşekkür ederiz tekrar sana. Ve geliyoruz dördüncümüze. Dördüncümüzle ikincimiz arasında 1 puan. Üçüncümüzle birincimiz arasında 2 puan fark var. Maalesef güzel bir menü ama sadece dördüncü olabilmiş bu yarışmacımız. O da Sultan sen oldun. 18 puan aldın yarışmacılardan, ben ise sana 6 puan verdim. 24 puanla tamamladın. Eğer inciğin gerçekten dediğin gibi vişneli ve gerektiği kadar pişseydi sonuç farklı olurdu inan ki. Güzel menüde, elin emeğine sağlık. Afiyet sana da teşekkür olsun, ediyoruz. Teşekkür ederim. Geliyoruz üçüncümüze. Aslında bir durum var demiştin dün. O durum da şöyle. Aslında bu hafta 2 tane üçüncümüz ya da 2 tane dördüncümüz var diyebiliriz. Çünkü Sultan'la beraber aynı kaderi paylaşan bir yarışmacımız daha var. O da tam 75 bin TL'ye maalesef aynı puanla veda ediyor. O yarışmacımız ise Emine sen oldun. Sen de 18 puan aldın. Ben sana da 6 puan verebildim. Senin de ana yemeğinde sorunlar vardı. Tatlında sorun vardı. Sen de 24 puanla tamamladın. Ama çok gençsin. Teşekkür ederiz geldiğin için. Cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum. Aslında güzel bir yarış çıkardın ama hatalar olabilir. İnşallah hukuk fakültesini kazanırsın. Güzel haberlerini duymak isteriz. İyi ki geldin. Güzel yüzün içse olmasın diyelim. Teşekkür ediyoruz sana da ve geldik 2 tane finalistimize. Biri Muhammed Ali, diğeri Başak. Aralarında sadece 1 puan fark var. İkisinin de olmuş ve olmamış yemekleri vardı. Ama birazdan içlerinden sadece bir tanesi 75 bin TL alacak. Bu hafta Yemekteyiz'in şampiyonu, tam 75 bin Türk Lirası'nın sahibi Muhammed Ali oluyor. İnanmıyorum. İnanabilirsin. Gel Muhammed Ali. Adaletlerini duydum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ödülünü takdim edeyim. Çok eline emeğine sağlık. Adalet yerini buldu. Evet. İnanın adalet yerini buldu. Gel ben, biraz. Hak ettiğim puanları almadım arkadaşlarımdan. Mesela ben bunları söylemek istiyorum. Şu anda konuşabilirim değil mi? Konuş. Rahat rahat bir konuşmak istiyorum. Emine Hanım bana dedi ki masa düzenini beğenmedin dedi. Hı hı. Masa düzenini beğenmediğim için dedi ben puan... O kadar uzun konuşacaksın, o kadar vaktimiz yok. Az konuşacağım. Masadan başladık. Siz benim masa düzenine puan vermemiştiniz. Ben hiç yemek yapmasaydım da masam dört dörtlük olsaydı bana altı mı verecektiniz mesela? Masa benim herhalde yemeklerim dört dörtlük olsaydı siz de bana altı mı verecektiniz? Lütfen masa düzenine göre puan verilmez. Peki. Evet, elin emeğine sağlık. En yakın rakibin Başak'tı. Başak sen 20 puan aldın yarışmacılardan. Ben sana 5 puan verebildim 25 puanla çünkü gerçekten de Hasanpaşa köftesi hiç pişmemişti. Eline emeğine sağlık, iyi ki geldin diyoruz. Sen ise sevgili Muhammed Ali 19 puan aldın yarışmacıdan. Ben sana haftanın en yüksek puanlarından 7 puan verdim, 26 puanla yarışmayı tamamladın. Yemeklerimin güzelliğini de tescillemiş olduk. Evet, en başarılı da senin performansındı. Vardı ufak tefek eksiklerim, ben de 3 puan kırdım. Ama benim yemeklerimden daha önce tadan tek kişi sizdiniz. Onun için tatlarını bildiğiniz için doğru puanı verdiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Ekibin eline emeğine sağlık diyorum. Ve sevgili izleyenler ve bugün sevgili izleyenler, Ulu Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında kendisini hasretle, özlemle, saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Hepinize iyi hafta sonları efendim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.